Hanımefendiler, beyefendiler, ekranların alameti farikası Zuhal Topal'la yemekteyiz de haftanın heyecanla beklenen final günü başlıyor. Bugün aslen Selanikli yarışmacımız Okan'la beraberiz. Okan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Gürbüz. Nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Vallahi bomba gibi. Ben de bugün bomba gibi ve çok enerjiyim Gürbüz. Okan'cığım herkes merakla senin gününü bekledi. Bir haftadır ben farklıyım, ben özelim deyip durdun. Ben bir hafta boyunca söylediğim gibi gerçekten farklıyım ve çok özelim. Ve şimdi sana menümü de sayacağım. Çok özel bir menüyle geldim. Hepiniz şok olacaksınız. Bak, yemekteyiz tarihinde bir ilk. Vallahi çok merak ediyorum. Ama önce seni biraz daha yakından tanıyalım. Hadi bize hikayeni anlat. Ben şu an Hollanda'da yaşıyorum ama aslen İzmirliyim. Bir 2-2,5 sene öncesi Hollanda'ya yerleştim. Ondan öncesinde de aslında ben 12-13 yaşından beri yalnız yaşayan birisi. Bahsetmiştin. Enteresan bir hikayem var. Ben zaten Zuhal Hanım'a da bahsetmiştim masada, hatırlayacaksındır sen de. Çok ünlü bir sanatçının peşinden gittim. Hayallerimi gerçekleştirdim, hedeflerime ulaştım. Sağ olsun o da bana kucak açtı ve bugün buralardayım. Ne mutlu sana. Peki Hollanda'da ne yapıyorsun? Hollanda'da kendime ait bir giyim firmam var. Hem takım elbise hem abiye üzerine. Zaten birçok ünlü ismin de stylinglerini gerçekleştiriyorum. Herkesi giydiriyorum, ben olmasam çıplaklar. Sen aynı zamanda sosyal medya fenomenisin. Aynı zamanda da influencer'ım. Yani diyorlar ya, 10 parmağında 10 marifet diye. O söz benim için söylenmiş gibi. Kaç takipçin var? Bugün itibariyle sayfamda tam 408 bin takipçim var Gürbüz'cüğüm. Ben sosyal medyada, sosyal platformda bir aileyi canlandırıyorum. Bir anne, bir kız ve bir baba. Anne de benim, kız da benim, baba da benim. Vay! Hepsinin tiplemeleri, karakterleri tamamen hepsini bana ait. Hepsine ben hayat veriyorum. 480 bin çok ciddi bir rakam. Evet, çok şükür çok seviyorlar beni. Beni sevmeyen ölsün. Takipçilerin için bunlar sahte, bunlar satın alınmış diyenler oluyor mu? Valla fake falan diyemezler çünkü Allah'a çok şükür milyonun altında izlenmem çok az Gürbüz'cüğüm. 10 milyonlar, 20 milyonlar profesyonel panolarım zaten milyonlardan aşağıya inmiyor. O yüzden onu söylemek için geçerli bir dayanaklar olması lazım. Okan'cığım peki ne oldu da yarışmaya katılmaya karar verdin? Zaten çok yakından takip ettiğim bir yarışmaydı. Çok seviyordum. İçeriğini de merak ediyorum. Set ortamlarına alışkınım. Programı izlediğim zaman buradaki setteki o enerjiyi ve samimiyeti hissettim. Dedim ki gidip görmeliyim. Bu sete dahil olmalıyım. Herkese tanışmalıyım. Bir de seni çok merak ediyordum. Gerçekten bu sesin sahibi kimdi? Ya çok teşekkür ederim. Okan'cığım rakiplerini nasıl buldun? Rakiplerimi nasıl buldum? Hani demiştiler diye. Hangisi demişti unuttum şu an, boş teneke diye. Kim demişti? Büşra Hakan'a söylemişti. Hakan Bey'e söylemişti. Büşra Hanım şu masa başladığından beri, bu hafta başladığından beri tek bir doğru kelime kullandı. O da boş teneke dedi. Hepsi boş teneke. Okan'cığım iddialı mısın? Ben bugün iddia ediyorum. Yemekteyiz programına altın harflerle ismimi yazdıracağım. Hatta bir tık daha ileri gidiyorum. Bütün Türkiye beni konuşacak bu menüyle Gürbüz'cüğüm. Allah Allah. Neymiş bu menü, söyle de öğrenelim. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mı? Bütün Türkiye hazır mı menüye? Menüm geliyor. Kahvaltı menüsüyle karşınızdayım. Kahvaltı menüsü mü? Ya biz de ekipçe şaşkınlıktan alkışladık. Ya bir haftadır merakla beklediğimiz şey gerçekten kahvaltı menüsü mü? Evet, gerçekten kahvaltı menüsü hazırladım çünkü neden? Kahvaltı bizim kültürümüzün en önemli öğünü Gürbüz'cüğüm. En önemli öğünü. Bütün dünyayı gezmiş birisi olarak söylüyorum. Hiçbir dünyanın hiçbir yerinde bu kültüre hiç kimse sahip değil. Biz sahibiz, neden tanıtmıyoruz? Neden sahip çıkmıyoruz? Neden göstermiyoruz insanlara bunu? Kahvaltı sadece sabahları yenen bir öğünde değil ayrıca. Akşamları hiçbiriniz evinize gittiğinizde bu akşam da ben bir kahvaltı yapayım demiyor musunuz? Ama seni çok eleştirecekler biliyorsun. Olmamış çorbalarıyla, yanmış yemekleriyle, buz gibi gelen ana yemekleriyle mi beni eleştirecekler? Adama sorarlar sana hayırdır derler yani. O zaman hadi bana bu muhteşem kahvaltı menüsünü say lütfen. Gürbüz'cüğüm o şekilde sayamam çünkü inanılmaz kalabalık bir menü. İzninle ben birazcık kopya çekeceğim. Menüyü okumam lazım. Malum içerideki mutfaktaki tahtalara bile sığmadı. Hadi ya. Başlangıçta başlıyorum. Hazır mısın? Programımızın süresi umarım yeter. Pişiyle başlıyoruz. Peynir çeşitlerimiz olacak ama tabii ki beyaz peynir, örgü peyniri ve ezine peyniri olacak. Ondan sonrasında siyah ve yeşil zeytin olacak. Ama zeytinyağı, kekik ve limon sosu ile birlikte sunulacak. Böyle kuru kuru zeytin koymayacağım önlerine. Domates ve salatalık söğüş yapacağım. Biber çeşitlerimiz olacak. Yeşil biber ve kırmızı biber söğüşleyeceğim.
Bu da kahvaltıda en önemlilerinden bir tanesidir. Zaten kahvaltının olmazsa olmazları tereyağı, bal, vişne reçelimiz, çilek reçelimiz, balımız, hepsi olacak kayısı reçelimizden, incir reçelimize varıncaya kadar. Demleme çayımız olacak. Çay biliyorsun ki çok önemli. Çay ayrı bir kültürdür. Ve ellerimle portakal suyu sıkacağım. Ben daha size ne yapayım? Ne yapayım size? Hemen ondan sonra ara sıcaklara geçeceğiz. Tabii bunu yiyince doyacaklar ama yapacak bir şey yok. Ara sıcaklarımızda peynirli kalem böreği var. Hemen arkasından sucuk sote yapacağım. Sucuk soteden sonra da patates ve sosis kızartması yapacağım. Ana yemeğe geldiğimizde de Okan usulü, bu bana ait, mantarları kızartılmış bir yumurta sunacağım. Herkese birer sahanda yapacağım bunu da. Bu da ayrı bir emek. 6 tane sahandan bahsediyoruz. Ondan sonra kaşık dökmesi yapacağız. Bu bazı yerlerde tuzlu krep diye de bilinebilir. Tam kahvaltılıktır, çok güzel. Izgara hellim yapacağım. Yanında yeşillik salatası sunacağım. Tam o da böyle şeye çok özgü, kahvaltıya çok uygun bir şey. İçerisinde roka, dereotu ve lorolosu olacak. Tatlı var mı? Tatlı olarak da çikolata ve meyve dolgulu krep yapacağım. Kreplerimizi yapacağız. İçerisinde çikolatamızı süreceğiz. Çileğimizi, muzumuzu, kivimizi yerleştireceğiz. Süreceğiz ve benmari usulü çikolata eriteceğiz. Üzerine dökeceğiz. Afiyetle yiyeceğiz. Son olarak da şimdi diyecekler ki Hollanda'dan geldin, Hollanda'dan bir şey getirmedin. Al sana Hollanda'nın kahvaltı kültürü. Hollanda'ya özgü tereyağlı kızarmış ekmek. Üzerine de pastası süsü koyuyorlar. Çünkü adamların bütün kültürü bu kadar. O zaman sana kocaman bir alkış. Teşekkür ederim. Bence hak ettim alkışı. Sağ olun. Vallahi ne yalan söyleyeyim, çok heyecanlıyım. Masada neler olacağını da çok merak ediyorum. Menüme, kendime ve hazırladığım şeylere o kadar güveniyorum ki beni nasıl karşıladıkları, ne söyledikleri zerre kadar umurumda değil. Çünkü ben inandığım, güvendiğim şeyi yapıyorum. O zaman markete gidelim mi? O zaman hadi markete gidelim, bir sürü şey alacağız. Umarım bütçem yeter. Koş Okan, koş! Menü baştan aşağı rezalet, fiyasko. Yemek yemeye geldik ama bol bol peynir, sosis, sucuk yiyeceğiz. Okan Bey'den kesinlikle beklediğim menü değil. Okan Bey'den çok antin kontin şeyler bekliyordum ben. Hiç bilmediğimiz, adını dahi söyleyemeyeceğimiz, hatta yiyemeyeceğim bir menü bekliyordum. Menü nasıl? Yemekteyiz de gelmedik biz ya. Kahvaltıya geldik. Menü Gülcan Hanım'ın sürekli masada kullandığı kelime vardı ya. Sen şaka mısın? Okan Bey'e demek istediğim şey, şaka mısın Okan Bey? Gerçekten bizi bu menüyle mi ağırlayacaksın? Ben hala bu menünün şaka olmasını bekliyorum. Hani sofraya gittiğimizde keşke bizi çok farklı şeylerle karşılasa. Bu menüyü zaten reçeli, peynir, zeytini tabaklayacak, kenara koyacak, yapmayacak, etmeyecek. Ya bu menü kaç saatte biteceği yok. Bir saatte bitirsin, otursun çayını kahvesini içsin, keyfine baksın. Yani menüde bir şey yok ki, neyle uğraşacak? Krep pişirirken, patates kızartırken mi zahmet edecek? Yani onu da bir zahmet yapsın yani 2,5 saatte hazır zeytin, peynir önümüze koyacağına. Bu menü zaten menü değil ki benim gözümde, saatini yetiştirsin yani. Büyük güne manav reyonundan başlıyoruz. Bugün olay var, bugün efsane bir gün ama ben önce sebzelerimden başlamak istiyorum. Gördüm, vakit kaybetmemem lazım görürüz. Beni sakın oyalama bugün. Okancığım, bugün yarışmamızda bir ilki gerçekleştireceksin. Kesinlikle biliyorum, zaten ben yapılmamışları yapmak için geldim buraya. Böyle boş boş konuşmaya gelmedim. Bir haftadır ben özelim, ben farklıyım deyip durdun. Gerçekten de farklıyım. Boş konuşmadım. Boş konuşmadığımı bugün ne yapıyorum? İspatlıyorum. Sence kahvaltı menüsünü görünce ne yapacaklar? Kahvaltı menüsünü görünce boş boş konuşacaklar. Hatta yerken de boş boş konuşacaklar. Ama ben onlara soracağım tabii. Ne yaptığınızla konuşuyorsun? Aslında kültürümüzde akşam kahvaltısı diye bir şey var. Öyle değil mi? Tabii. Hangimiz evimize gittiğimizde akşamları demiyoruz. Şöyle bir sucuklu yumurtamız olsa, şöyle kahvaltı hazırlasak, biraz daha böyle ferah ferah yesek. Tabii böyle sucuklarımızı kızartsak, tereyağına böyle ekmeğimizi bansak, yesek olmaz ama kahvaltı efsanedir. En güzel öğündür kahvaltı. Yani ben şu an ne söyleyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Yemekteyiz tarihinde ilk defa karşılaştığım bir şey. Kahvaltı tabağıyla gelmiş. Bu kadar basit. Ne yapıyorsun Okancığım sen? Okan Bey, neler neler duyacağız daha. Lütfen kendinize gelin. Gürbüz, peynirler. Burada peynirler var ha. Gel gel, burada da var. Esas peynir reyonu bu tarafta. Hazır yufka falan alacak mısın? Hazır yufka tabii ki alacağım. Kalem böreği yapacağım. Kalem böreği neyle olur? Hazır yufkayla olur. Bak şurada da zeytinler var. İşte şu zeytinlerin güzelliğine bakar mısınız ya? Şimdi sen buradan ne istiyorsan Nevin ablaya söyle. O sana yardımcı olur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Sucuk olarak böyle çok kaliteli bir sucuk istiyorum. O kadar kaliteli olsun ki biri yiyen bir daha istesin. İkinciyi vermeyeceğim çünkü. Tamamdır. Bir kere yeter sana diyeceğim. Başına da fazla, gözüne de fazla.
sosisini de arabasına atan yarışmacımız alışverişine zeytin tadımıyla devam ediyor. Nevin ablacığım bugün Okan kahvaltı menüsünde pişiler, sucuklar, daha neler neler yapıyor bir bilsen. Tam benim istediğim gibi. Nevin abla sen de gel, bol bol yapacağım dedin, hepimize yeter. Tamam, gelirim inşallah. Yalnız yarışmacılar kahvaltı diye çok laf ederler. Basit ama her şeyi yapıyor ya. İnsan bayılır buna ya. Gerçekten Gürbüz Bey kahvaltı gibisi yoktur. Yok tabii ya Nevin abla. Yok tabii. Ben kahvaltıyı severim. İşte bu. Budur. Ama onlar... Halkın nabzını da yokladık. Siz artık ne konuşursanız konuşun. Bu menüyü öyle bir savunacak ki, savunulacak hiçbir yanı yok bu arada. Menüyü inanılmaz bir şekilde savunacak ama o savunmaların karşısında tabii ki biz de ağzımız... Ellerimiz armut toplamayacak yani. Biz de karşılığını vereceğiz. Ekmeği aldık. Simit kaç tane istiyorsun? Herkes için birer tane düşündüm ama yiyeceklerini de düşünmüyorum. O yüzden bence 3 tane yeterli. Hemen 2'ye bölüp yarım yarım. Çünkü malum şeyler çok kibarcıklar ya böyle. Mıy 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 yapıyorlar. Nevin abla da senin gibi kahvaltıcı çıktı. Nevin abla evet, bu benden bugün Nevin abla ya. Nevin abla puan verecek olsan kaç verirdin bana ya? 10 üzerinden 10 verirdim o. Bak Nevin biraz daha yüksek sesle kayda gidiyordum. 10 üzerinden 10 verirdim size. Biraz daha yüksek sesle. Teşekkür ederim. Sesim kapanacak kesin. Simitlerimizi aldık. Nevin ablaya teşekkür ediyoruz. Alışverişimiz bitti mi? Evet ve alışverişimi tamamladım arkadaşlar. Hemen ödeme kısmına geçelim. Hadi koş koş. Neyse ki süre bitmeden yetiştin. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Evet ne kadar tuttu? 1807. Tamam, böyle vereyim ben. Neredeyse bütçeni bitirdin ya. Ben yetmeyecek diye düşündüm ama yitirdik. Hadi torbalarını al da gidelim. Ben geldim. Bugün çok işim var. Bunları hemen buraya bırakıyorum. Ben gidiyorum. Üzerimi değiştiriyorum Gürbüzcüğüm. Geliyorum hemen. Gürbüzcüğüm ben giyindim. Hazırım geldim. Hadi başlayalım. Neyle başlayacağız? Ben ilk önce hazırlıklarımı yapacağım. Reçellerimi, tereyağımı, her şeyimi porsiyonlayacağım. Onları bir elimin altından kaldıracağım. Sonrasında çünkü pişiler yoğuracağım. Kalem börekleri yapacağım. Dökmeler yapacağım. Bir sürü şey yapacağım. Masanı sonra mı kuracaksın? İstersen önce masadan başlayalım. O zaman süren başladı. Hadi hemen masanı kur bakalım. Yalnız masa örtünü görünce pikniğe mi geldik diyecekler. Şimdi mevsim değişiyor biliyorsunuz. Artık kış geliyor. Son pikniklerini benimle yapsınlar istedim. Şöyle bir içleri açılsın dedim. Yalnız bu yapay sarmaşık dalı da piknik masanda fark yarattı gerçekten. 150 bin TL ödüllü bir programa katılıyorsunuz. Çok büyük bir ekrandasınız. Neden fark yaratmıyorsunuz bu fırsat size sunulmuşken? Gelmişsin bana mücver yapıyorsun. Gelmişsin bana sağma sarıyor. Yüzlerce kişi sarıyor zaten aynı şeyi. Benim bir farkım olmalıydı. Kuşumu kondurayım ben. Çok konuşuyorum. Bak hep süremden gidiyor bunlar Gürbüz. Kuş kafesi şeklindeki aksesuar da masanın ortasına yerleştiriliyor. Tabakların ardından masa örtüsüyle uyumlu kumaş peçeteler de hızla masadaki yerini alıyor. Okancığım, Hollanda maceran nasıl başladı? Ben aslında Hollanda'ya mesela yurt dışında yaşamak gibi bir niyetim de yoktu. Öyle bir fikrim yoktu. Her şey çok hızlı gelişti. Ben biraz böyle hayatı çok farklı yaşayan birisiyim kendi çapımda. Çok böyle sivri kararlar alan birisiyim. Bir gün böyle bir uyandım. Dedim ki ben kendim buraya ait hissetmiyorum. Yurt dışında yaşamalıyım dedim ve bununla ilgili küçük bir araştırma yaptım. Sonrasında Hollanda'yı tercih ettim ve orayla ilgili işlemleri başlattım. 2,5 senedir de Hollanda'da çok güzel bir hayatım var ama tabii ki Türkiye'den kopmadım. Burada İzmir'deki evim duruyor yaz mevsiminde. Buraya geliyorum. Orada hiç yaz olmuyor doğru düzgün ama burada kış olunca da oraya gidiyorum. Böyle bir hayatım var. Tek mi yaşıyorsun? Evet, tek yaşıyorum. Ben burada da tek yaşıyorum. Ben 13 yaşından beri tek yaşıyorum. Evet, bahsetmiştin. Senin farklı bir hikayen var. Benim evet, biraz farklı bir hikayem var. Ben dediğim gibi bir sanatçıya büyük bir hayranlık duyuyordum. Ailemde de onunla ilgili böyle bir sıkıntı olmuştu diyeyim. Bazı şeylere böyle kafamı takmıştım. Çok aşırı düşkündüm ama ben de. Yani normal değildim yani. Kaç kardeşsiniz? 2 kardeşiz. Bir oğlan kardeşim var. O burada İstanbul'da yaşıyor. Ben biraz fazla takıntılı olduğum için kendisine... tabii ki ailem de bundan ister istemez rahatsız oldu.
Böyle bazı söylemleri benim zoruma gitti. Ben de o sanatçının yanında olmayı tercih ettim. Aileni bıraktın yani? Ailemi bıraktım. Direkt onun yanına gittim. Peki sonra ne oldu? Sonra gittim. Ama bir sene bir hazırlık yaptım. Ona ulaşabilmek için. Sonra onu buldum. Ve tanıştım. Tam bir Türk filmi hikayesi gibi aslında. Gerçekten buldum ve tanıştım. Kendimi anlattım. Nereden geldim, onu ne kadar sevdiğimi ve neler yaşadığımı anlattım. Ve sonrasında bana sahip çıktı. Hiç sahip çıkmayabilirdi. Sırtını da dönebilirdi. Evet evet canım da diyebilirdi. Ailen ne yaptı? Ailem ilk etapta tabii buna inanmadı. Çok zorlarına gitti birden telefonların sesini duyunca. Onunla böyle bir bağlantım olduğunu duyunca bir yadırgadılar açıkçası. Dediler ki ya mümkün değil falan. Ama sonrasında duyunca tabii belli bir süre sonra onlar da kabullenmeyi seçti. Gerçekten film gibi bir hikayen var. Peki ne okudun? Mesleğin ne? Ben işletme fakültesi mezunuyum. Aslında ama hiç yapmadım işletme fakülteliğini. Hep böyle sette, kanalda işte ismini vermiyorum da bahsettiğim sanatçının yanında. Çok aslında renkli bir hayatım oldu sayesinde tabii ki de. Herkesin böyle televizyondan izlediği insanların yanında yaşama fırsatım oldu. Çok güzeldi, çok renkli. Bu renkliliği de hayatımdan hiç eksik etmemeye çalışıyorum. Masamdan, benden anlayabildiğiniz kadarıyla böyle devam eden bir hayatım var Gürbüz'üm. Hollanda'ya gitmeye nasıl karar verdin? Hollanda'ya gitmeye ya aslında hani bir Avrupa bir acaba mı vardı her zaman? Bir Avrupa'ya gidilmeli mi, Avrupa'da yaşanmalı mı? Avrupa'da mı olmalıyım diye bir düşünce vardı. Biraz araştırdım. Yani Avrupa'ya gidiyorsam gittiğim ülkeye de değsin diye. Orada tanıdıklarım da vardı Hollanda'da. Belki de biraz ona da güvenmiş olabilirim. Ve bir gün kalktım dedim ki ben Hollanda. Yani eğer orada yaşayacaksam Hollanda'da yaşayacağım dedim. Sonrasında bununla ilgili gerekli bütün girişimlerimi yaptım. Şu an Hollanda'dayım. Bunu da başardım. Bardakların ardından son olarak ekmek ve simitlerini de masaya koyuyor yarışmacımız. Üzerini kapatalım. Masamız bitti. Tebrik ederim Okan'cığım. İstediğin gibi oldu mu bari? Muhteşem olmadım ya. Ben muhteşemim ya. Vallahi muhteşemim bak. Hadi devam edelim. Adam akıllı masa düzeyine gelmesini bekliyoruz. Çünkü ortada bir ne bir yemek var ne bir kahvaltı var. Peynir, zeytin, lambur lumbur, tarhana bulgur. Okan Bey'in masa düzeni de beklemiyorum ya. Böyle bir menüyle geliyorsa masa düzeni hiç beklemiyorum yani. Masanın üstünde kesinlikle oyuncakları falan da vardır onun. Şimdi ilk olarak reçelleri hazırlamakla işe başlıyoruz. O ne reçeli? Ayva reçeli. Reçelsiz bir kahvaltı mümkün değil. Mümkün değil bak. Güzelliğine bakar mısınız? Buna laf eden taş olur. Taş olur. Ya bak renklerde bile uyum var bak şimdi. Bu sarı reçel. Birazdan açacağım. Özellikle seçtim bunların hepsini. Tek tek birazdan açacağım reçel. Kırmızı. Ne olmuş oldu? Hani renkli muhallebi yapmışlardı ya. Ay renkli reçeller mi yazsaydım ya? Aa çok mantıklı oldu. En az onlar kadar mantıksız olurdu. Şimdi Allah için bak. Dünkü arkadaşımızın yaptığı renkli muhallebi mi? Yoksa bak böyle kan kırmızısı reçeller mi? Büşra'nın tatlısı gibi. Görüyor musun? Bak tanelerine bak. Yalnız bunların hazır olması sorun değil mi sence? Tabii ki değil. Ne yapacaktım? Reçel mi kurup getirecek? Kahvaltı menüsü için kayısı, incir ve vişne reçelleri de küçük kaselere konuluyor. Son olarak bal da ayrı bir kaseye konularak sunuma hazırlanıyor. Menüde tam olarak kaç çeşidin var biliyor musun? Tamı tamına ikramlığımı da sayarsam 21 çeşit olması lazım. Ya 21 ya 22 olması lazım. Ben her zaman size ne diyorum? İlklerin insanıyım demiyor muyum? İlk günden beri fark yaratacağım demiyor muyum? İlkleri ben yapacağım demiyor muyum? Yapmadım mı? Yaptım. Hadi buyurun. Alın işte size 5 çeşit reçel, bir de bal, et de size 6 çeşit. Buyurun. Başlangıç lezzeti olarak sunulacak reçel ve bal sunum kaseleri buzdolabında bekletiliyor. Sırada zeytinler var. Ben şimdi zeytinlerin sosunu da hazırlayayım. Burada harmanlayayım, tabaklara servisini yapayım. Sosla mı yapacaksın? Zeytini böyle çünkü kuru kuru vermeyeceğim. Bildiğiniz bayağı sos hazırlayacağım. Zeytinlerin üzerine konulacak sos için cam kaba konulan zeytinyağına kekik ekleniyor. Ya kahvaltı menüsü hazırlamak nereden aklına geldi çok merak ediyorum. Çıkış noktan neydi? Çıkış noktam neydi ya? Şimdi programı izliyorum. Sürekli herkes aynı şeyleri yapıyor. Dönüyorum aynı şeyler. İzliyorum aynı şeyler. Bekliyorum diyorum ki bugün mesela bir tane yarışmacı kestiriyorum gözüme. Diyorum ki bu diyorum farklı bir şey yapacak. Gününe bir bakıyorum mercimek çorbası yapmışsın gelmişsin diyorum. Neden bir şeyleri geliştirmiyorsunuz? Neden farklı bir şey yapmıyorsunuz? Neden hiç riske girmiyorsunuz? Yani insanlar belli ki korkuyorlar büyük bir ihtimalle. Arkadaşlar korkmayın. Farklılık yaratın.
Gelin tarzınızı ortaya koyun. Bundan kaçınmayın. Sıkılan bir limonun suyu da zeytinyağı ve kekik karışımına ekleniyor. Izgara yeşil zeytinler sunum tabağına alınıyor. Eleştirilere karşı kendini nasıl savunacaksın merak ediyorum. Valla nasıl savunacağım kendimi? Onların kendi menülerinden vurarak savunacağım kendimi. Çünkü 4 günün en zahmetli, en özel, en farklı, en oyalayıcı menüsünü yapıyorum. 4 günde önüme hiçbir şey gelmedi ki Gürbüz, kim neyi savunacak? Bana söyler misin? Birisi de şunu savunabilir der misin? Diyemezsin çünkü yok. Çok şanslısın ki tatmadın birçok şeyi. Izgara yeşil zeytinler zeytinyağlı sosla lezzetlendiriliyor. Ayrı bir sunum tabağına konulan siyah zeytinlerin üzerine zeytinyağlı sos ekleniyor. Bu menüyle üstünü değiştiremeyip bizi önlükle karşılarsa var ya, Okan Bey herhalde biz dört yarışmacı masada çiğ çiğ yiyeceğiz gibi görünüyor. Umarım değiştiremez. Benim için eksik menüye girmesi için bana bir sebep lazım. Çünkü gerçekten ortada puan vereceğim bir menü yok. Çok mutlu olurum üstünü değiştiremezse. Öyle bir temennim var yani. Hollanda'nın yemek kültürüyle bizimki çok farklı. Bize biraz oradaki yemek kültürünü anlatsana. Hollanda'da zaten çok fazla Türk restoranı ve Türk yemeği var. Hadi ya. Çok da rağbet görüyor. Çünkü kendilerine ait çok fazla yemek kültürleri, yaşamları olmadığı için oturup kalkıp tost yiyorlar. O yüzden farklı şeylere çok açıklar. Özellikle işte bizim tavuk dönerlerimize, dürümlerimize, kebaplarımıza. Avrupa'nın her yerinde kebap bulma şansınız var. Ama tabii burada mesela Türk kebabı diye yazıyorlar. Avrupa'da bir yere giriyorsunuz ama buradaki lezzetin L'si yok. Buradan onları da eleştirmiş olayım. Lütfen biraz daha özenli yapın. Yani insan orada yiyor, burada yedikten sonra orada yiyesi gelmiyor. Yalnız bugün seni çok eleştirecekler biliyorsun değil mi? Ya Allah aşkına bak, bu menüye, bu çeşitliliğe, bu yemeklere daha laf eden olursa taş olur taş. Taş kesilir. Diyorsun. Tabii ki. Nankör olmayın. Olmayın. Elinizi vicdanınıza koyun. Ona göre hareket edin. Başlangıçta sunulacak peynir tabağı için dil peyniri ortadan ikiye kesilip dilimlere ayrılıyor. Ezine peyniri kesilerek dilimleniyor. Bugün sana kimler iyi puan verir sence? Vallahi büyük bir ihtimalle hiç kimse de doğru düzgün puan verecek yüreğin olduğunu zannetmiyorum. Sen bunu bile bile mi böyle bir menü seçtin? Tabii ki bile bile. Derdim puan kaygısı değil zaten. Benim derdim fark yaratmaktı. Onu da dibine kadar yaptım. Puan kaygım olmuş olsaydı kimseye 7-8 vermezdim zaten. Vermezdim ya. Ben de onlar gibi yediğim beğendiğim halde beğenmedim, olmamış, olmuş şeye bile olmamış derdim. 3'ü 4'ü yapıştırırdım, bakardım önüme. Ama buraya hepsi oynamaya geldiği için çok güzel de oynuyorlar. Ay, lafa gelince de sırf ben influencer'ım diye beni oynamakla suçluyorlar. Halbuki en büyük rolcü, en büyük oyuncu kendileri. Dilimlenen Erzincan tulum peyniri de diğer peynirlerin yanına konuluyor. Senin için takipçileri gerçek değil, satın almış diyorlar. Buna ne diyorsun? Vallahi satın alınmış bir takipçi olmuş olsa kesinlikle ve kesinlikle 10 milyon, 15 milyon, 20 milyon izlenme olabilir mi sizce? Mümkün değil. Daha geçenlerde paylaştım. Bir insanın profesyonel panosu 10 milyonun üzerinde olabilir mi? Satın alınmış bir takipçiyle. Mümkün değil. Zaten sahtelerde, fakelerde mesela bakıyorsunuz adamın 100 bin takipçisi var. Bir şey paylaşıyor. 10 kişi izlemiş, 20 kişi izlemiş. 100 kişi bile beğenmemiş. Asıl sahte bu. Arkadaşlarım bu konuyla hiçbir alakası olmadığı için programın başından beri boş konuşuyorlar zaten. Boş konuşmaya da devam ediyor. Yeşillik salatası için yeşillikler yıkanmak üzere temizleniyor. Ya sosyal medyada içerik üretmek iyi para kazandırıyor mu gerçekten? Yani tabii ki doğru kitlelere ulaşırsanız, doğru işler yaparsanız, merak uyandırırsanız. Bakın merak her şeyden önce. En önemlisi merak sosyal medyada. Uyandırır ve kitleleri peşinizden sürüklemeyi başarırsanız tabii ki para kazanabilirsiniz. Hem de ciddi paralar kazanabilirsiniz. Ama bu demek değildir ki her sosyal medyası olan, her içerik üreten milyonlar, milyarlar kazanıyor demek değil tabii ki bu. Yeşillik salatası için bütün yeşillikler bol suyla yıkanıyor. Çikolata ve meyve dolgulu krep için çilekler temizleniyor. Kaşık dökmesinden sonra krep yiyeceğiz, oradan sucuk yiyeceğiz, oradan mantar yiyeceğiz. Buradan çıkınca da acile gideceğiz artık. Yine birbirine karıştırdık. Serpme kahvaltıda bile bu kadar karışık çeşit yoktur. Kahvaltı menüsü de neyin nesi? Bu kadar basit bir şeyle gelinir mi 150 bin TL'lik yarışmaya? İşimiz bitti şimdilik. Hazır aklıma gelmişken ama beyaz peynirimi ve örgü peynirimi de hemen peynir tabağıma koyayım. Sonra unuturum. Zaten açık arıyorlar. Aralarında özellikle açık arayan var mı sen? Hepsi. Çünkü hepsinin derdi para.
Başka şey değil. Peynir tabağı için dilimlenen beyaz peynir diğer peynirlerin yanına yerleştiriliyor. Son olarak örgü peyniri de dilimlenerek sunuma hazırlanıyor. Bu tabakta domates, salatalık ve biberler olacak. Aynı zamanda diğer söğüşlük ürünleri de burada yapacağım. Domates, salatalık, biber. Onları da bir sudan geçireyim, söğüşleyeyim. Burayı yapayım, bu tabak bitsin bence. Sana bugün en yüksek kaç puan verirler sence? Ya bu cimriler verse en fazla 3 verirler. Ben size söyleyeyim. O kadar hakkaniyetsizler ki. Verseler 3 verirler. Başlangıçta söğüş olarak sunulacak domateslerin kabuğu soyuluyor. Alacalı soyulan salatalıklar yuvarlak şekilde dilimleniyor. 150 bin lirayı kazanırsan ne yapacaksın? 150 bin TL'yi sokak hayvanlarına bağışlayacağım. Ya! Olduğu gibi çok yakından takip ettiğim bir barınak var. Bütün hepsini o barınağa bağışlayacağım. Dilimlenen domates ve salatalıklar söğüş olarak sunulmak üzere sunum tahtasına konuluyor. Dilimlenen yeşil ve kırmızı biberler de söğüş tabağına alınıyor. Yeşillikleri ayrı bir tabakta mı sunacaksın? Yeşillikleri burayı birazcık renklendireceğim ama yeşili asıl salatada kullanacağım için. Yalnız bu tabak buzdolabına sığmaz. Bu çok uzun ama. En iyisi üzerini streçle kapatıp arkadaki büyük buzdolabına kaldıralım. Ben alayım Okancığım. Sırada yeşillikler var. Bu arada 1 saat 10 dakikan geçti biliyor musun? Şaka yapıyorsun. Şaka gibi ama gerçek. Aman tanrım çok konuşturuyorsun beni. Yalnız gerçekten hızlanman lazım. Evet. Sırada peynirli kalem böreği var. Acaba bu böreği el açması yapmanı bekliyor olabilirler mi? Yani el açması kalem böreği yiyen var mı daha önce? Ben yemedim şahsen. Beklenebilecek bir durum yok. El açması kalem böreği daha önce bir yerde yedilerse buyursunlar, konuşsunlar. Kalem böreği için üçgen şekilde kesilen yufkaların kenarına beyaz peynir yerleştirilip rulo şeklinde sarılıyor. Gerçekten inanamıyorum. Hani böyle bir menü final günü bir de. Çok komik. Asla yakıştıramadım. Kahvaltının nesine bu kadar şaşırdılar gerçekten anlayamıyorum ya. Kahvaltı yani bu insanlar hiç bunları yemiyorlar mı? Yapmıyor musunuz arkadaşım siz kahvaltı? Neye şaşırıyorsunuz ki? Bu da bir öğün, bu da bir yemek çeşidi. Bunları hiç sanki hayatlarında ilk defa görüyorlarmış gibi yorumlar yapıyorlar bir de ya. Hayret bir şey. Şu an esas şovu gerçekten onlar yapıyor. Yani işi gücü bırakmışlar, yemek yapmayı bile bilmiyorlar. Risk almaktan bir haberler. Oturmuşlar şov yapıyorlar, bir de kalkmışlar kahvaltıyı eleştiriyorlar. Sarılan kalem börekleri tabağa alınıyor. Kalem böreklerinin kızartılacağı tavada ayçiçek yağı kızdırılıyor. Yağın ısınırken sen de krep hamurunu mu hazırlasan acaba? Hem ikisini aynı anda çıkartırsın belki. Tamam, ben hemen krep hamurumu yapayım o zaman. Ara sıcak olarak sunulacak kalem börekleri yağda kızartılıyor. Sırada çikolata ve meyve dolgulu krebin hamuru var. Bu arada yarışmacılar demiş ki, bu menüyle bizi önlükle karşılarsa 4 yarışmacı onu çiğ çiğ yeriz demişler. Zaten yiyecekler. Hayır, neyle karşılarsam karşılayayım zaten yiyecekler. Ben hiç olmazsa yapılmamışı yapmaya çalışıyorum. Denenmemişi denemeye çalışıyorum. Yani 22 çeşit var. 5-6 çeşit hepsinde, yanlış hatırlamıyorsam hepsinde 7 çeşit vardı zaten. 7 çeşit nereye, 22 çeşit nereye? Onlar 7 çeşidi soluk soluğa yetiştiremediler. Yani yetiştirdiler de son zamanlarda soluk soluğa yetiştirdiler. Ben 22 çeşidi yetiştiremezsem bu ayıplanmaz bence yani. Çok normal değil mi? Krep hamuru için bir yumurta un ve süt karışımıyla birleştiriliyor. Eyvah! Kalem böreklerine koş bak hemen. İyi, bir tanesi kömür olmuş. Yanık böreği ayırmakla iyi. Sonra çünkü diyecekler nasıl yaktın? Biliyorsun Hakan'ın mücveri çok eleştirilmişti. Evet, yandığı için. Zaten çocuğu menüsünde çok konuşabilecekleri bir şey yoktu. Bak bana rezil rüsva diyor, ben hala onu savunuyorum ya. Gerçekten nasıl bir insanım ben, kendimi anlayabilmiş değilim. Kızaran börekler tabağa alınıyor. Kalem börekleri nihayet hazır. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi bir tutam tuzunu ilave edeceğim krebin. Tuzunu koymayı unuttum çünkü. Neden? Şeker değil de tuz. Evet, bu tatlı yapacağım ya krepten. O yüzden şekeri bilerek koymuyorum. Çünkü zaten içerisine çikolata falan koyacağım için. Buna da eğer şeker koyarsam hiç iyi sonuçlar elde edemeyiz. Çikolata ve meyve dolgulu krebin hamuru kepçeyle iki ayrı tavaya dökülerek pişiriliyor. Yani tam birer kaşığı böyle döndüreceğim. Birer kepçeyi. Çok aşırı büyük bir şey yapmayacağım.
Zaten yemiyorlar yeter. Hollanda'dan geldiğin için krep yerine senden Hollanda waffle'ı beklerler mi acaba? Vallahi onlar her şeyi beklerler de. İşte insanoğlu umduğunu değil bulduğunu yiyor malum. Bir itirafta bulunayım mı Gürbüz? Söyle bakalım. Galiba patladım. Evet. Yani ne kadar zamanım kaldı? Hemen söylüyorum. Kalan süren tam 57 dakika. Mümkün değil yetişmesi. Pişen krep tavadan alınıyor. Dilim tutuldu. Şu anda gerçekten dilim tutuldu. Benim kayganıma bir ton laf söyleyen Okan Bey dilim tutuldu. Kaşık dökmesi, krep bunlar nedir ya? Çok fazla bir şey harcamayacak. Bu menü 2,5 saatte değil 1 saatte bir çekmeni ki zaten ben zamanında 1 saatte de bu menüyü hazırladım. Ya sen hep böyle yavaş mısın? Yani normal şartlarda ben çok hızlı mutfakta yemek yapan ve gerçekten takipçilerim de bilir, kendi aile çevrem de çok iyi bilir. Çok hızlı yemek yapan ve çok lezzetli yemekler yapan birisiyim. Ben sadece denenmemişi denemek istedim burada. Kahvaltı menüsüyle katılmak isteyen arkadaşlar bu kadar çeşitlendirmesinler. Benim en büyük hatam oydu. Yapın 3-5 çeşit, geçin gidin. Stratejileri doğruymuş. Diğer arkadaşlarım 7 çeşit yaparak belki de doğru bir şey yapmışlar bilmiyorum. Senden ilham alıp kahvaltı menüsüyle katılmak isteyenlere ne önerirsin? Vallahi bence katılmalılar ya. Yani hatta beni böyle feyz alsınlar. 22 çeşit yaptı, yapamadı. Ben bir 10 çeşitle katılayım bakayım ben ne yapabileceğim diye. Buradan geliştirsinler. Ben sonuçta bir kapı açtım mı? Açtım. Buradan geliştirsinler yani. Patates kızartması için kızartma tenceresinde yağ kızdırılıyor. Kızartılacak patatesler gelişi güzel doğranıyor. Hakan'la aranızda erkek dayanışması olduğunu söylüyorlar. Buna ne diyorsun? Yok yok, kesinlikle öyle bir şey yok. Ben tamamen lezzet, benim için tamamen lezzet. Masanın en başından beri söylediğim tek şey benim oydu. Lezzet, lezzet, lezzet. Bu kadar. Başka hiçbir şey söylemedim zaten. Kızartılacak patatesler bol suyla yıkanıyor. Yeşillik salatası için doğranan yeşillikler salata kabına alınıyor. Vallahi rakiplerin kahvaltı menüsü için hala şoktalar. Tabii görülmemiş şeyi görüyorlar şu an. Şokta olmaları çok normal. Bir de hiçbirinin bunu yapabilecek cesareti yok. Okuduklarına inanamıyorlardır. Cesaretli olmadıkları için mi seni böyle eleştiriyorlar yani? Ya tabii ki cesaretleri olmadıkları için, bir de hiç karşılaşmadıkları bir şey olduğu için eleştiriyorlar yani doğal olarak. Bu kadar salata yetecek mi? Salata bu kadar yeter. Gribus zaten böyle çatallayıp mıy 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 dolanıyorlar. Başka bir şey yaptıkları yok ki. Salata sosuna neler koyuyorsun? Limonumuzu koyuyoruz. Daha önceden sıkmıştım zaten, bu hazır. Hemen sirke koyacağız, üzüm sirkesi. Sirkenin kıvamı burada çok önemli. Çok fazla koyarsanız ağza böyle çok mayıştırır ağzınızı. Zeytinyağı ve tuzla karıştırılan salata sosu ve yeşillik salatası buzdolabına konuluyor. Şimdi neye geçiyoruz? Şimdi ben patatesin yanında vereceğim sosislerim var. Hemen sosislerimi de bir hazırlayayım. Orada başka neler var? Sosisim, hellimim ve sucuklarım. Sana şöyle güzel bir kesme tahtası vereyim. Oo, efsane. Kızartılacak sosislerin her iki ucuna bıçakla kesikler atılıyor. Sosisler de epey büyükmüş. Hollanda'da böyle büyük sosis seviyorlar değil mi? Tabii. Hollanda'da gerçekten küçük sosis çok nadir bulursunuz. Hep büyük sosis kullanılır Hollanda'da. Kahvaltıda, normal yemekte, sandviçte ve hot dog'ta biliyorsunuz. Sosisler kızartılmaya hazır. Ara sıcak olarak sunulacak patatesler bol yağda kızarmaya devam ediyor. Sucuk sote için kangal sucuk büyükçe dilimleniyor. Şimdi ilk olarak sosisleri kızartmaya başlıyoruz. Sosislerimi de hop atıyorum. Şimdi bunlar böyle gül gül olacaklar. Gülcan Hanım için güllü sosis yaptım. Ara sıcakta sunulacak sucuk sote için sucuklar ters yüz edilerek pişiriliyor. Yeşillik salatasının yanında sunulacak hellim peynirleri ters yüz edilerek ayrı bir tavada kızartılıyor. Sucuklar oldu mu? Sucukların altını kapatacağım artık. Bu burada bu şekilde dursun. Ara sıcakta sunulacak sucuk sote de nihayet hazır. Sırada pişinin hamuru var. Bu arada ekip arkadaşlarım söyledi. Bizim bir misafirimiz varmış. Öyle mi? Eski şampiyonlarımızdan Selahattin bizi ziyarete gelmiş. Müsaadenle kendisini çağırıyorum. Selahattin. Gürbüz abi, yine ben geldim abi. Selo Şef geldi.
Kebapçı selam. Gel gel. Evet. Merhabalar, hoş geldiniz. Kerem, kolay gelsin, memnun oldum. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim sana. Teşekkür ederim. İnşallah şampiyon olsun. Ya bu güzelliklerin ismi ne? Ali, Eylül Esma. Ali ve Eylül Esma. Maşallah size. İkisi de seni çok merak ediyordu. Dedim ki ben götürüp sizi Gürbüz abiyle tanıştırayım. Bir de setteki arkadaşlarla. Çocuklar hoş geldiniz. Selo'cum, o elinizdekiler ne? Gürbüz abi size tatlı getirdim. Zaten sözüm vardı. Hani tepsimiz o zaman küçük olduğu için yetmemişti size. İçimden kaldı. Dedim hani setteki arkadaşlara. Bir de bunu Zuhal Hanım'a yaptım. Hani o zaman çok beğendiği için eve götürmek istemişti. Dedim hani gelmişken de Zuhal Hanım'a getirelim. Biz onu Zuhal Hanım'a teslim ederiz. Eylül Esma'cığım, sana ve Ali'ye de teşekkür ederim. Elinize kolunuza sağlık. Bunları hemen ekip arkadaşlarıma teslim ediyorum. Okan'cığım, Selahattin'i izlemiş miydin? İzledim, evet, hatırlıyorum. Sen görür görmez tanıdım. Teşekkür ederim. Selahattin'cim, kendine çok iyi bak. Teşekkür ederim Gürbüz Bey, görüşmek üzere. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Elinize ayağınıza sağlık. Hanıma da burada çok selamlar, iletirsiniz. İletiriz tabii, güle güle. İkramları için Selahattin'e çok teşekkür ediyoruz. Pişi hamuru için yoğurt, yumurta, kabartma tozu ve un karıştırılıp iyice yoğruluyor. Yoğrulan hamur merdane ile açılıyor. Pişi hamurunun mayalanması gerekmiyor mu? Ama bu ateşi görünce puf puf oluyor. İçinde yoğurt vardı değil mi? Evet, yoğurt var. Alabildiği kadar un var. Kabartma tozu var, zeytinyağı var. Bu arada hamurun çok güzel oldu, farkında mısın? Evet. Hamuru porsiyonlara böleceksin herhalde. Şekillendireceğim yuvarlak yuvarlak. Açılan hamur bardağın ağız kısmıyla yuvarlak şekilde kesilerek parçalara ayrılıyor. Pişi hamurları kızartılmaya hazır. Kaşık dökmesi, diğer adıyla tuzlu pankekin hamuru için yoğurt ve iki yumurtaya bir çay bardağı ayçiçek yağı, kabartma tozu ve azar azar un eklenerek yoğruluyor. Kaşık dökmesi için tavada ayçiçek yağı kızdırılıyor. Ve sırada ana yemeğimiz Okan usulü mantarlı yumurta var. Yumurtayı hemen yapacak mısın yoksa? Yalnız Gülbüz'üm, bunun mantarlarını şimdi ben yıkayacağım, yumurtasını da çırpacağım, ama şeyini, kırma işlemini en son yapacağım. Şu an yumurtalarını kırmayacağım üstlerine. Kaşık dökmesinin hamuru kaşıkla tavaya konularak kızgın yağda pişiriliyor. Ana yemek Okan usulü mantarlı yumurta için kızartılacak mantarlar doğranıyor. Okan'cığım, hızlanman iyi oldu sanki. Kesinlikle. Eyvah! Kaşık dökmeler yanıyor galiba. Aman tanrım, yetiştim. Koş koş, hemen çevir hepsini. Neyse ki yanmamışlar. Evet. Yine sayemde. Ters çevrilen kaşık dökmeleri pişmeye devam ediyor. Mantarların kavrulacağı sahanda ayçiçek yağı kızdırılıyor. Ya mantarlı yumurta için o kadarcık sahan yeterli mi? Yeterli. Mantarın yumurtasını çırpmayacağım ama. Direkt tavalara koyacağım, tavalara kıracağım. Çünkü göz seven vardır. Ha tamam. O zaman mantarı kavur hadi hemen. Mantarım nerede? Mantarımı çaldılar. Ya o kenara koymuşsun. Al işte burada. Gürbüz ya. Sonra ne yapacaksın? Şimdi bunları böyle hafif soteleyeceğim Gürbüz. Yumurtaya hazır olacaklar. Ana yemek mantarlı yumurta için mantarlar önceden kavrularak hazırlanıyor. Eyvah, ne oluyor orada? Alevler çıkıyor, alevler. Bakalım bu alevleri masada da çıkartıp yarışmacıları etkileyebilecek misin? Oy 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 oy. Buyurun, mantarlar kavruluyor. Okan'cığım, sende ne numaralar varmış ya? Yanarlı dönerli. Izgara hellim peyniri ve yeşillik salatası. Hellim peynirini alacak, tavaya koyacak. Bir dakika düz, bir dakika ters, iş bitti. Yeşillik salataya da endivyen, roka, nane, maydanoz karıştır. Doğrama sonunda 3 dakika. Gerçekten çok basit her şey. Çikolata ve meyve dolgulu krep için dilimlenen muzlar, çikolata sürülmüş krebin üzerine yerleştiriliyor. Dilimlenen çilekler de muzların üzerine konuluyor. Krebe konulacak kivinin kabuğu soyuluyor. Üzerine çikolata sürülen krepler, muz, çilek ve kivi dilimleriyle kaplanıp rulo şeklinde sarılıyor. Bütün krepler aynı şekilde hazırlanarak tabağa konuluyor. Tatlı olarak sunulacak çikolata ve meyve dolgulu krep de nihayet hazır.
kahvaltı menüsündeki başlangıçlarla sunulacak demleme çay için göz kararı çay makinenin demliğine konuluyor. Üzerine sıcak su eklenen çay demlenmeye bırakılıyor. Hadi hemen portakal suyunu da hazırlayalım. Bana bir tane robot lazım. Robotta portakal suyu. Şaka ediyorsun değil mi? Elinde sıkmayacak mısın? Diyeyim, hayır sıkmayacağım. Neden? Çünkü portakalın içindeki lifi lazım bize. Portakalı elde sıkarsanız taneciklerini, liflerini çöpe atmış olursunuz. Bu da hiç ama hiç doğru bir şey değil. Bu lif olayı nedir tam olarak? Biliyorsunuz bazı üreticiler bile artık ne yapıyor? Parçacıklı meyve suları yapıyor. Hangi meyvenin suyunu yapıyorsa içerisinde onun parçacıkları ve lifleri var. Neden var diye hiç düşündünüz mü? Neden? Çünkü olması gereken o. Taze sıkılmış portakal suyu için tek tek kabuğu soyulan portakallar mutfak robotunda çekiliyor. Üzerine eklenen suyla portakal suyunun kıvamı seyreltiliyor. Başlangıç lezzetleriyle sunulacak taze sıkılmış portakal suyu da nihayet hazır. Sıra geldi tadımlık olarak sunulacak Hollanda'ya özgü tereyağlı ve çikolata parçacıklı kızarmış ekmekleri hazırlamaya. Okancığım, şaka maka bitiriyorsun. Vallahi evet bitiriyorum ya. Bir an çok korktum biliyor musun, gürbüz yetişmeyecek diye. 22 çeşit seçtiğim için çok pişman oldum. Ama istenirse yapılabiliyormuş yani arkadaşlar. Demiştim ya size, çok fazla abartmazsınız benim kadar diye, ama abartabilirsiniz, yapabilirsiniz yani. Dilimlenmiş ekmekler az tereyağıyla kızartılıyor. Kızaran ekmekler tavadan alınıyor. Kalan son ekmekler de tavada kızartılıyor. Vallahi bravo. Menüm bitiyor Gürbüzcüğüm. Son 3 dilim ekmeğim kaldı. Bu arada çikolata parçacıkların şurada. Yalnız mantar ve sucuğun da üstünü kapatsan iyi olur. Yoksa dillerinden kurtulamazsın. Sucuğun üstünü, yani mantarı kapatabiliriz de. Al sana kağıt peçete vereyim. Çeker, ona bir kapak koyalım. Tamam, nasıl istersen. Şu dolaptaki kapaklardan kullanabilirsin. Bununla böyle kapatalım. Bu arada Hollanda'ya özgü hazırlayacağın ekmekler de kızardı galiba. Evet, ekmekler de tamamdır. Bunları da aldık mı? Hollanda kahvaltısı bu mu yani? Hollanda'da kahvaltı denilen şey işte tamamen bu. Üstüne ne koyacaksın? Pasta sosu. Bu kadar. Bunun üstünü kapatıyoruz. Tavamızı buraya atıyoruz. Ve bitti. Bravo. O zaman nereye? Giyinmeye gidiyor. Koş Okan, koş. Merhabalar Zayla Hanım, hoş Merhaba geldiniz. Merhaba Okan, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bir tık daha iyiyim. Ceketi sana şöyle vereyim. Umarım boynunuz iyi olmuştur. Bir tık daha iyi, iğnelerle tedaviye devam. Hoş geldiniz. Maşallah çok şıksınız, çok güzelsiniz. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Hoş geldiniz, buyurun. Allah aşkına bir şey soracağım. Gerçekten mi? Gel. Gerçekten. Kahvaltı mı? Evet, hem de tam 21 çeşit. Ve hepsini de yaptım. Ya var ya, yemekteyiz de bir ilk. Siz tabii duydunuz. Evet. Bana da bu sabah bilgisi geldi. Dediler ki yarışmacımız kahvaltı hazırladı. Evet. Yemekteyiz de bir ilk olacak. Ama hep söylemiştim, farkınızı koyun. Koyun. Farklı bir şeyler yapın. Gel gidelim içeride. Ben şok. Ben bak mutluyum kendi adıma, onu söyleyeyim. Ben kahvaltı şarküteri bayılırım. Bilenler bilir, beni tanır seyircilerim yıllardır artık. Mera. Ay. Gel. 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 Ay öleceğim. Ay kuş var orada. Kahvaltılıkçıya geldik. Pikniğe getirdim sizi buraya. Üstelik şöyle bir şey var. Benim kuşum da ötüyor. Çok mutlu evet. Oldum. Senin adına da. Hemen öptüreyim bunu. Kuş, hemen öptür bakayım kuşlarını. Gerçekten de öten oyuncak kuş mu aldın? Tabii. Öten konsept kuşlarım var. Konsept yapmış adam. Öptür bakayım. Zaten burada durmadan konuşuyorlar. Öptür bakayım. Bari kuşlar konuşsun. Bakın. Böyle. Huzura bakar mısınız? Oynam. İki tane hem de. Gel dur, bayılacağım da. Oynam da tutuk, bayılamıyorum. Ne güzel ötüyor kuşlar. Çok güzel değil mi ama sesi? Hiç rahatsız da etmiyor. Tam kıvamında yok, bence. Yok, buna ihtiyacımız varmış. İyi ki geldin Okan. Çeksene sandalyemi, sana zahmet. Buyurun. Ya var ya. Kuşlar ötüyor.
Kuşlar cıvıl değil. Kuşlar cıvıl derken gelsin itsene it it. Gelsin yarışmacılar. O ne yaptın? Masaya girdim. Hah tamamdır bu kadar. Ötsün ötsün. Sen git yarışmacılara. Bu tamam ötüşü diye duysunlar. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. Çok şıksınız. Hoş bulduk. Hadi merhaba. Efendim hoş geldiniz. Gel. Nutkum tutuldu. Benim de. Gelin. Çok Gülcan eğlenceli. Gülcan Hanım'ın sözünü söylesin. Şaka mısın? Merhaba Zuhal. Hoş geldiniz. Merhaba. Pikniğe geldik. Arabanın arkasında piknik sepeti var. Etmebilir miyim? Kuşlar niye sustu? Öttürsene evet, anlatıyordu var onlar. Bir dakika sessizlik. Sadece kuşlar. Otur Gülcan. Ayağımızın altına da birer leğen verin, suya banalım. O böyle suyun içinde kahvaltı. Evet. Ben gerçekten bu programda her şey var ama huzuru bulacağımı hiç düşünmezdim. Yani gerçekten yani görüyor seyirciler. Çok huzurlu bir ortam olduğunu söylemiyorum. Genelde gergin geçiyor bizim masa. Yani eğlenceli şeyler de var ama gerçekten bize huzuru getirdin. Neşeyi getirdin. Büyük bir farklılık getirdin. Öncelikle cesaretinden ötürü tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten bu cesaret isteyen bir şeydir. Bunu bir kabul ediyoruz değil mi? Bu bir cesaret isteyen bir menü. Cesaret isteyen bir masa. Ki bunları daha evvel de kullandılar normal masalarda da. Fakat konsept uygun. Yani menüye bence konsept... Buna itirazı olan var mı? Yok. Yok. Konsept uygun. Gelmedik mi bir kahvaltı orman içinde böyle bahçe içerisinde, tabii, dükkanların arka bahçelerinde böyle serpme kahvaltılıkçılar hepimiz gitmişizdir. Ya da böyle kendin pişir kendin ye mesire yerleri falan. Ben şu an orada hissettim hava da güneş. Bunun için çok teşekkür ediyorum Okan. Rica ederim. Ve bu eşsiz, bu unique, bu Yemekteyiz tarihinde bir ilk olan, belki de bir akım başlatacak olan masayı... Hemen lütfen birbirimizi dinleyerek eleştirmeye, yorumlamaya başlayalım. Ben Hakan. Önce başlayabilir miyim? Lütfen. Öncelikle ben Okan Bey'e teşekkür ederim. Neden diye sorarsa kendimi artık bir kain olarak görmeye başladım. Çünkü ben pazartesi günü geldiğimde Okan Bey yumurtadan başka bir şey yapamayacak dedim. Yapamazdı dedim. Okan Bey de zaten en fazla yumurta kırar gibi. Ya da patates kızartır bizi önümüze getirir. Başka bir şey bekleyemiyoruz Hollanda yani. Hollanda patatesi. Evet bol soslu. Olabilir hayatını yiyeceğin en iyi patates olur. Demişti doğru. Gerçekten, bir tek yumurta yok ama okuyamadın. Gerçekten kendimi değerli iyi hissettirdin bana. Değil mi? Bu yüzden teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Karşımızda yumurta gördük yani. Ve krep gördüm. Sana iyi gelmişim. Çok şok mutlu oldum. Şok oldum yani gerçekten. Masa nasıl? Masa Şanlıurfa'nın mesire alanı var böyle bir tane güzel. Aynı kuşlar, orman. Ona benzettim ben Zuhal'e. Aynı güzelliği buraya taşıdıysam ne mutlu bana. Bence taşımış. Kendi şey güzel dedin zaten. Bak buraya porselen, simli, sırmalı şeyler olsa olmazdı. Evet. Menüsüne bence uygun. Yani menüsüne hizmet eden bir masa. Bir şey eksik. Söyle canım. Benim piknik sepetim arabada getirebilirim. Tam konsepti İçi uygun. Doluysa getir. Yani yemek, yiyecek yok ama tabağım falan var. Benim Var tabaklarımıza. Bişra? Nutku tutuldu. İnsan ne diyeceğini bilemiyor değil mi Gülcan? Biz dört arkadaş bir haftadır neyin çabasını, neyin uğraşını veriyoruz. Menüye hiç giremiyorum. Girsem çıkamayacağım. Masaya geliyorum. Ben dün o kadar emek verdim. Program için özel hazırlandım. O kadar masa kurdum falan filan. Kuşlar yani var. Dünkü davet masasından sonra piknik masası bence ne kadar ama olur. Ama simit yaşasın. Örtü de özel. Çok ekoseli. Özelmiş. Evet. Yani simit var simit. Bulamıyorum yani. Gülcan. Simiti masa dehşet. Kendin mi yaptın? Tabii. Menü dehşetül vahşet. Dehşetül vahşet. Aa. Evet. Kesinlikle. Peki. Başlangıçta finalimiz de var bugün. Büyük final. Renkli bir masa. Dediğim gibi ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Fakat şunu hemen bir söyleyeyim. Espri her şey bir tarafa. Biz Yemekteyiz programı olarak bütün menüleri açık bir programımız. Onu bir söyleyeyim. Yani herkes buraya istediği menüyle katılabilir. Bunu hep söylüyoruz. İşte bakın bir yarışmacımız da buna güvenerek, bunu bilerek kahvaltı menüsüyle geldi. Eyvallah. Arkadaşlarım konuşmuşlar. Gerekli onayı almışlar. Bana da şöyle sordular üstü kapalı. Bir yarışmacımız farklı bir menüyle katılacak. Bir dahaki hafta onaylar mısınız? Bize göre mahsuru olan bir şey yok. Formata aykırı bir şey var mı dedim. Söylemeyelim sürpriz olsun ama yok dediler. Peki dedim. Bu masada kurbağa bacağı da yedik biliyorsunuz. Yani bizim programımız helal olan tabii ki
hepimiz elhamdülillah Müslümanız. Buna aykırı bir durum olmadığı sürece ve de formata aykırı bir durum olmadığı sürece bizler her türlü menüyü açığız. Arkadaşımız da böyle bir menü seçmiş. Tabii tartışacağız, tabii konuşacağız, tabii tatlarına bakacağız. Tabii gene kendi yaptığı ürünleri de var, onları da yiyeceğiz ama başlangıç tabağımızda olanları sen bize hiç sayma, getir peynir çeşitleri falandı. Evet, zaten ama ortaya serpeceğim. Ama bir pişi vardı galiba. Olduğu gibi pişimiz de serpme, var. Serpme, hadi getir. Ortaya olduğu gibi serpeceğim. Sen serpme, serpme getir. Serpme kahvaltı niyetine bunu birazcık önüne alalım. Al, kuşumuzu alabilir. Buna dokunduğunuzda ötüyor Özel, canınız sıkıldıkça dokunun. Masa düzeni tam da Okan Bey'e yakıştığı gibi, pikniğe gelmiş gibi, ormanda gibi hissettirdi. Bence masa düzeni de yemekleri gibi tamamen vasattı. Masa düzeni gerçekten konuşulmayacak kadar berbattı. Olmadı bahçeye bir örtü serip bir yerde piknik sofrası kursaymış, aynı şeymiş. Resmen dalga geçmeye gelmiş. Ben gerçekten kendi emeğimi acıyorum. O kadar masa kurdum, yemek takımı aldım, o kadar hazırlık yaptım. Yani yarışma öncesinde ön hazırlık yaptım. Benim emeğim çöp oldu, görmezden gelindi. Yani gerçekten dalga geçercesine bir masa kurmuş, hiç beğenmedim. Masa düzenini hiç beğenmedim. Ortaya saçma sapan yeşillikler, yapraklar koymuş. Öten bir kuş koymuş. Tam kendine yakışan bir şey koymuş. Pişkin pişkin gülüyor zaten. O da ona yakışırdı. Ay, hepsi dumur oldu var ya, işte işte bu. İşte bu. Gerçekten yorum da yapamayacaklar bence buna. Ben farklıyım ve fark yarattım. Bu kadar basit. Hakan sen gerçekten ya, pazartesi ya yumurta kıramazsınız siz demiştiniz ama kıracak. Fakat onu... arkadaşlarım dediler ki yarışmacıları soracak. Biliyorsunuz biz daha evvel de söyledik, sufleydi, kuymak gibi, mıhlama gibi. O an pişirilmesi gereken yemeklere müsaademiz, iznimiz var. Arkadaşımızı, yumurtalarımızı, ana yemekte olan yumurtalarımızı isteğe bağlı olarak kıracak. Çırpılmış mı? Değil mi? Göz mü? Değil mi? Bir sürü. Sağında mı? Onu isteğe bağlı, ben bir göz yumurta yerim şu ekmek banmalı. Bakalım becerebilirim. Sevmedin mi menüyü Büşra? Ya sabah kahvaltı yapmamıştım. Arkadaşa teşekkür ediyorum. Ama aç gelin demişti, bizi uyarmıştı. Ama şey konusunda takdir ediyorum. Sizi doyuracağım demişti. Hazır şarküteri ürünleriyle gerçekten doyacağız. Peynir, zeytin, reçel. Yapan firmalara teşekkür ederim şimdiden. Evet, herhalde her bayağı şey marketten, hazır. Memleketten, İzmir'den gelen bir şeyler var mı Okan? Hani İzmir'in bir İzmir tulumu geldi mi bize, bir tire, sucuğu falan? Yoksa market mi hepsi? Hepsi market. Hepsi market. Hepsi market. Bravo. Sosisin, sosisi... Aha başladı. Ya bu özellikle sesi duyarlı aldım ki gereksiz konuşuyorsunuz ya. Eyvah, o zaman çok ötecek Hakan. Tabii ötüşünde. Allah, çok severim ama hiç bizim programda yapılacağı aklıma gelmezdi gerçi. Aklımıza gelmiyor ama başımıza geldi. Gördüğünüz gibi... Gülşah, sayalım menüsünü tabii ki. O servisini yaparken peynir çeşitlerimizi. Şöyle koyalım. Yeşil peynir çeşitleri. Siyah ve yeşil zeytin, zeytinyağı, domatesli salatalık söğüş, biber ve yeşillik, tereyağı, bal ve reçel çeşitleri, çilek, kayısı, vişne, demleme çay. Şimdi neden saydırıyorum? Çok parça var. Bunlardan bir tanesi eksik olsa eksik menü. Biz gene de menü kahvaltı menüsü eksik. Fakat bunu bir normal menü gibi değerlendirmek durumundasınız. Bir tane salatalığı, bir tane biberi, bir zeytini, bir reçeli eksik olsa eksiğe girer. Onun için saydırdım. Her şey tamam mı? Siz de kontrollerinizi yapın. Unutursa yine eksik menüye girer yani. Hiçbir şekilde biz diğer menülerden farklı olarak değerlendirmeyeceğiz bunu. Parça, adet, gramaj, porsiyon, her şey yine... Yine aynı normal menü değerlendirir gibi değerlendireceksiniz. Ezine yoksa ezine, örgü peynir yoksa örgü peynir. Hepsini söyleyeceksiniz. Şimdi saydıkların hepsini getirdi herhalde arkadaşımız. Demleme çay da var galiba. Değil mi? Bir de portakal suyu. Evet, elinde sıktı herhalde. İyi buldun portakal. Güzel. Elde sıkın portakal. Çok emekli bir masa gerçekten. Sıkın. 2,5 saat değil 5 saat lazım masaya ama 2,5 saatte bitirebilmişsin. Helal olsun gerçekten. Zuhal'ın hepinizin menüsünü saydığımız zaman kaç çeşit var biliyor musunuz? Çeşit ve hazır peyniri getirmişsin, çeşit olarak önüme koymuşsun. Biliyor musunuz kaç çeşit var? Baktınız mı hiç kendi menülerinize? Vallahi senin menünü gördükten sonra zaten biberi de bütün getirseydin istersen. Doğramaya biraz tenezzül etmişsin ama armağan gibi hepsi yani. Kahvaltı peçeteni mı? Al da. Peçeteni alır mısın sen? Tabii ki alabilirim. Yeşillik demişti, yeşillik i̇şte görmüyorum. Bu mu? Yeşillik bu. Yeşillik salatası. Gelecek. Ha gelecek. Şu menüde, şu anki bölümde değil o. Ha, o da gelecekmiş. O da birazdan. Roka moka herhalde değil mi? Tere mere falan bir şeyler. Pişi hamurunu elde mi yoğurdunuz Okan Bey? Evet, tamamen elde yoğurdum.
Şimdi el açması yok mu, hamur işi yok mu? Alın size hamur işi. Mercek yok mu? Ben boyutunu görmedim. Tabii. Zaten bu kadar da koysam ucundan bir lokma yiyorsunuz. Bir şey diyeceğim. Hiç yapma gereksinimi hissetmedim. Şu yeşil zeytin tabağını bana uzatabilir misiniz? Şöyle veririm ben size zaten. Ben çayınızı getireyim. Almaya başlayın. Çünkü birazdan tadıma başlayacağız çaylar gelince. Seni bekliyoruz. Kendinizi bir yuva sıcaklığında, aile kahvaltısında, bir pazar brunch'ında falan gibi hissetmediniz mi? Çok hissettim. Değil mi, değil mi? Tabii. Herkes her şeyden alsın. Bol bol getirmiş. Gülüyorum ama sinirden gülüyorum gerçekten. Çatallarımız temiz şu an. Kimse evet, ağzına yok. Sürmeden alsın peynirlerini. Zaten arkadaşımız gelmeden başlayamıyoruz da. İzmir tulumu, şunlara bir çay işini ne güzel olurdu İzmir'den getirseydin. Vallahi Zuhal Hanım, ben direkt Hollanda'dan geldiğim için buraya. Ha, pardon, doğru. İzmir'e uğrama şansım olmadı. Eğer anladım. Uğramış olsaydım anladım. Mutlaka doğru. Es geçmezdim. Hollanda'dan yani. Ne var bu masada? Hollanda'da tadımlık sosisi meşhur. Hollanda'da tadımlık bir ürün gelecek onların sonra. Büyük sosisleri var. Domates şeydi. Ah, teşekkürler. Buyurun. Ben rüyada mıyım ya? Uyanın, uyanın artık. Rüyada değilsiniz. Karnınız doyacak. Kendinize gelin. Kan şekeriniz yükselecek. Cuma gününde ben domates falan çeksiniz. Da istiyorum ama Gülcan senden yardım tabii alacağım. Ki, tabii orada ki. Servis şeylerinden tabağıma bir domates, bir salatalık. Kapya biber de severim. Yiyin bol bol. Alayım ben. Teşekkür bak ne kadar faydalı. Buyurun. Sabah ben de çok canım istemedi hastalıktan herhalde. Çok bir şey yiyememiştim. Şanslı İyi oldu. Evet. Şanslıymışım. Kahvaltı. Kahvaltılık. Allah'tan bilir. Kahvaltı yapmayan varsa ekipten, gerçi onlar öğle yemeği de yediler de. Biber falan tamam da. Canım çok biber, teşekkür yeşil ederim. Yeşil biber. Yeşil de alayım canım, sağ ol, teşekkür ederim. Sağ olasın Gülcan'cığım, zahmet oldu. Afiyet olsun. Çatal benim mi, senin mi? Benim. Hah, ev tamam. Sahibini mi bekliyorum? Yani. Ev sahibini bekleyeceğiz. Portakal sularımızı da getir. Çeşit fazla olunca. Ya. Bu peynirleri de en azından üçgen keserdi, küp keserdi, bir peynir tabağı olurdu. Değil yani mi? O önündeki peynir tabağı. Bu nasıl tabak? Peynirin bir tanesi bu kadar, bir tanesi bu kadar. En azından evet. Üzümle falan bir... Ben mesela pazar kahvaltılarına bir çok özenirim. Doğru. Ceviz, doğru kayısı, ceviz. Kuru ceviz. Domates. Kuru incir, şuraya kuru kayısı, onları yapsaydın keşke. Ama çok zahmetli menüye vakit sence yetişmiş. Peynir tabağını bile becerememiş ya. Gerçekten peyniri tabağı bile koyamamış. Çok merak ediyorum. Vakti yetti mi acaba? Çok merak ediyorum. Vakti yetti herhalde. Geç kalmadı değil mi? Her şey tamam. Vallahi ne yalan söyleyeyim Zuhal Hanım. Ucu ucuna anca yetişti. Aa, yok artık. Ben dedim herhalde bu 1,5 saat, 1 saatte seninle geyik yapar. Arada kahve molası verdi galiba. Şöyle yok. Çay bile içemedik diyor. Tam diyor şeyde başladık ya, bitirdi diyor. Tam süresi zarfında. Biz portakal, o kadar menümüzü de kılıklığını bu portakal suyu robottan geçirmiş galiba. Simit evet, fırın simiti mi, pastane simiti mi? Yoksa dışarıdan mı? Pastane, onu kendi yapmıştır bence. Pastane simidi. Bari donuklar varsa vardı, onlardan da pişirdim. Ayrıca yetiştirmedim. Sonra da donuk pişe şey donuk. Ay, güzel oluyor onlar da çıtır. Evet çok pratik. Verdim bunu. Ama keşke fırından alsaydınız. Bizim burada bir sürü çıtır çıtır. Zahmet olmasın. Çok yorulmuşsun. En azından o olsaydı. O zaman ekmek sepetinde size zahmet kızlar. Sunucunuzu uzatıverin, bir parça simitten de alayım. Hadi bugün. Hadi. Bugün arkadaşlar. Teşekkür ederiz. O portakal suyu nasıl bir portakal suyu? Ay, ben dönemiyorum. Nasıl? Anlat portakal suyudayız zaten. Robottan çekmiş bildiğin taneli ne? Parçalı püre. Ne yapacağını? Marmelat. Hayır, marmelat o. Ciddiyim, ay, dönemediğim için çok üzgünüm. Marmelat. Dönme boşa, boşa. Boş verin. Ay, dönemiyorum, yok. Püre. Ay, çabuk getir o portakal suyunu buraya. Robottan suyla çekmiş. Kaşık da getir. Bana bak, ne kısırtıyorsun pişmiş kelle gibi. Ne oldu? Ne yaptınız? Zuhal Hanım, ben de aynı soruyu sordum. Hollanda'da bu çok meşhur dedi. Kaşık da getir de kaşık. Dur bakayım. Portakal suyu lifleriyle daha sağlıklıymış. Öyle dedi. Ben çok gittim Hollanda'ya da hiç böyle portakal suyu içmemiştim. Bir şey söyleyeceğim Okan. Ultra özgü bir şey herhalde bu. Hemen geliyorum. Bardakları bari biraz. Sen gerçekten onu robotta... Aa, robotta çekildi. Niye? Bardakları temiz. Ama o bardakları yani temizle. Tadımlık bir şat. Ne kalmış? Böyle zencefil, bal, limon şatlarda şey sunuyorlar ya artık güzel böyle. Güzel, tekrar alayım ben bunu. Şifa olsun, şifa niyetine. Portakal mı az geldi? Kontrollü için de sizi neden oldu? Boğazımıza kaçmasın. Bunu nasıl içeceğiz ya? Kaşık istedim ben, o yüzden kaşıklayalım bari.
Ya vallahi şaka yapıyorsun. Gerçekten Hollanda'da böyle mi sıkılıyor portakal ya suyu? Ya evet, artık birçok büyük portakal suyu ya da herhangi bir meyve suyu üreten firmaların portakalı parçacık tanelikli. Portakalı sordun başucuna koydun. Ben bir yalan uydurdum. Sen bir yalan uydurdun. Yalan uyduruyor zaten. Hayır, tanelikli ürünleri yok mu? Nasıl yalan uyduruyorum? Parçacıklı meyve suyu farklı bir şey. Tam bu da parçacıklı meyve suyu. İçinde parçacık var. Bütün. Evet. Bütün lifi her şeyi içerisinde. Sen zahmet etmesin. Partiküller eşliğinde. Evet. Buyurun. Şifa niyetine. Aa. Pipet varsa pipet alabilir miyim ben? Ya, pipetten geçmez bunlar. O kadar fazla. Pipetten geçmez mi? Kaşık iste koş. Pipetten geçmez. Pipet yarı yolda tıkanır. Benim nefesim düştü biraz. Hadi gel artık başlayalım. Hangi birinden yiyeceğimi şaşırdım anam. Çeşit çok olunca. Hadi günaydın. Nasılsın? Günaydın. Günaydın. Hadi afiyet olsun. Tekrar hoş geldiniz. Eline sağlık diyelim Okan'a. Hadi buyurun başlayalım pişiden. Tabi gene el emeği bir şeyler var. Bir şey soracağım. Lütfen. Nereden geldi aklına kahvaltı yapmak? Zorladım, ben çok izliyorum programınızı. Tamam. Herkes, siz bir yandan yiyin. Her gelen ya mercimek çorbası yapıyor. Evet. Ya işte bilmem ne. Hep aynı şeyler. Hı. Hep aynı şeyler. Dedim ki birinin bir şeylerin kapısını açması lazım. Evet. Bekliyorum bekliyorum. Kimse de yapmıyor. Kimse de bu medeni cesaret yok. Bu masadaki hı, diğer arkadaşlarında da yok. Gördük. Hı. Dedim ki bari bunu ben yapayım. Hı. Ve size 22 çeşitten oluşan bir kahvaltı menüsüyle karşınıza çıktım. Sağ ol, eline sağ. Rica ederim. Peki bu kadar basit bir menü, yani kahvaltı hazırlarken kendi menünüzü biliyordunuz ya, bizim günümüzdeki iyi olmuş kötü olmuş, neden emeklerimizi göz ardı ettiniz, hiç emek harcamadan? Sizde burada hiç emek yok mu? Yok. Peynir alıp koydunuz. Peyniri kabından çıkartıp bu tahtların üstüne koymak bana göre bir emek değil. Hayır, orada kalıp peyniri görebiliyor musun? Hepsi kesilmiş, doğramış. Ay zahmet böyle, olmuş bıçakla onu doğramak. Hakikaten çok büyük zahmet boyunca olmuş ya. Hakikaten çok büyük zahmet edin. Ya arkadaşım ye lezzet beynini döndürdü ye. Ben zaten sadece market ürünü yiyeceğim için ortada değerlendirecek bir şey de görmüyorum. Afiyet olsun. Izgara hiç olmazsa eve tok gideceksin. Marketi değerlendiririm ben. Izgara zeytin çok tuzlu. Yapan firma çok bak, tuzlu yapmış. Bak diğer zeytinden ne var? Tansiyonun varsa öbürünü yani. Ne reçelleri aldın, çeşitleri nedir? Kayısı var, vişne var, incir var, çilek var. Orada ayrıca bir de bal var. Vişne mi dedin? Hı-hı. Vişne reçelini alabilir miyim? Biriniz bana uzatabilir misiniz? Tabii. Bal da var mı? Bal da var. Kaymak maymak? Balda. Kaymağımız yok. Tereyağı. Şu tereyağı var. Aa, ben kabul etmiyorum. Kaymak yoksa. Balı uzatabilir miyim? Ya neden eli boş geldiniz? Kahvaltıya geliyorsunuz. Getirseydiniz kaymağımı. Bal almayacağım canım. Sağ ol. Şimdi benim menüme 4 verdiniz ya. Dün o kadar çorbam üç aşamada pişiyor bilmem işte ara sıcağım. Ne oldu olmadı. 4 verdin yani. Bizden bu menü için kaç puan bekliyorsun çok merak ediyorum. En az 8. En az 8. Dur daha yemek derken biz şimdi herkes sordu. Cevap vereyim. Komiksin ya gerçekten. Ama daha yumurta mumurta daha başındayız her şeyin. Olabilir de ya keşke parodilerini sosyal medyada çekseydim. Burası parodi çekme yerleri değil. Bu parodi değil yalnız. Sen buraya sosyal medyada video çek. Anam babam usulü kahvaltı yapıyorsun burada. Bunun tabii parodiyle hiçbir alakası yok. Ufak ufak valla pişiyi bir konuşalım isterseniz. Portakal suyu kendi yaptı, sıktı. Geçirmiş robotta. Ve de pişi diğer kalanlarıyla ilgili de isteyen yorum yapsın yani. Hadi buyur Hakan, seninle başlayalım. Çayı beğendim. Çay bu arada demlenmesi tadı gayet çayı güzel. Çayı ekmek sepetini uzatıyor. Çayı beğendim. Evet. Onun haricinde beyaz peynir tuzlu, zeytin de tuzlu. Pişi, mayasız pişi olmaz. Hadi maya atmamışsın. Kabak tuzunu unuttun. Kabakma tuzunu da unutmuşsun. Evet. Yani bence baştan aşağı fiyasko. Ama ben de kahvaltı etmemiştim ne hikmetse. Bugün biraz daha erken geldik çekim, o yüzden kahvaltı etmemiştim. Hı. İyi oldu benim için bu kahvaltı sofrası, kahvaltı masası. Bunu bir teşekkür olarak addediyorum ben. Rica ederim. Ve günlerdir söylediğiniz yemekteyiz de birilik, yemekteyiz de birilik. Gerçekten yumurta kıracağınız, getireceğiniz önümüze. Evet. Bravo size yani. Sadece yumurta olarak bakmayın bak. Gidiyorsunuz koskoca menünün içerisinde yumurta da yumurta, yumurta da yumurta. Ya yumurta değil de şu peyniri biraz özenmeni beklerdim ya. Tamam özenmiş. Peynirin bir tane böyle kesilmiş, bir üçgen kes, bir dikini koy. Hayır dedim, ne yapacağım birini getir, sana yedireyim mi ben bunu? Kestim koydum önüne, sen evde ne yapıyorsun? Yedirme tabii ki de ben. Ana babam usulü kahvaltı işte. Kendim kahvaltı tabağımı hazırlarken bile evde bir kesiyorum, bir özeniyorum yani. Bildiğin önümüze atmışsın. Kalıpla koşayım, biz keseydik oldu olacak. Kesiyorsun, özleniyorsun. Evet. Anlıyorum. Evet. Gülcan. Şoklar içerisindeyim Zuhal Hanım. Bu hala bana bir rüya geliyor gerçekten.
Uyanan. Rüya geliyor. Gerçekten rüya geliyor. Yani ne diyeyim, pişiden mi başlasam? Pişiden başla. Yani olmamış. Yani şu lokmalık bir şey bile yapamamışsınız. Gerçekten lokmalık bir şey bile yapamamışsınız. Izgara zeytin çok severim. En sevdiğim zeytindir. Çok tuzlu. İletirim ben. Portakal evet, suyu? Evet lütfen. Portakal suyu kaşık aradım. Kaşıkla içmek istedim çünkü... Hiç gerek yok. Bak ben ne kadar içtim. Yudumlamaya çalıştım, gelmedi. Sadece posa. Bak. Geldi. Başka hiçbir şey gelmedi bana. Sen portakal suyu söylemiş mi? Çünkü önemli bir detay. Portakal suyunu ben içtim. Höpürdeterek içtim hatta. Duydum yani. Duydum bir ara evet. Bir gelmediği ses geldi. İçin dudaklarım bir alamadı yani onu. Evet. Portakal suyu... İçerisinde Leafy ile beraber gelmiş oldu. Bir şeyleri Hollanda'dan geldi diye uyduruyorsun da yani Hollanda ile alakası yok yani bunun. Bir gün gel Hollanda'yı misafir edeyim ben seni, götüreyim içireyim. Ben de bir işte atayım o zaman. Bu da Almanya'dan geldi diyeyim. Tamam, gönderi gönderi vereyim yani. Atsaydın kendin kafadan atla bir tatlı yaptın getirdin bir şey dedik mi? Kafadan atmış olur muyum ya? Benim bütün ürünlerim kendime ait yani. Kendime ait dedim yani bunların hepsi tescilli ürünler. Bakacak olursan. Okan Bey lütfen yani. Peki Gülizar. Gülizar gülüyor. Ne yaşıyoruz komik biz diyorsun. Komik bir menü. Ben hala inanamıyorum. Gerçekten hani böyle bir yarışmaya, böyle bir sofra. Gerçi patlayıcı koca bir balonu şişirdiniz, şişirdiniz. İğneyle de patlattınız. Şimdi şöyle bir portakal suyu. Hani sunum olarak da inanılmaz özenli, gayet güzel. Ben zaten mutfağı direkt gördüm. Burada oturmama rağmen gördüm. Orada otursaydım daha net görürdüm. Pişi hiçbir şekilde olmamış. İçinde zaten kabartma tozunu unuttuğunu söylemişsiniz. Evet. Hiçbir şekilde tat yok. Peynir zeytinin zaten neyini yorumlayayım? Marketi yorumlamam lazım herhalde. Peynir lezzetli. Aldığımız marka iyi bir markaymış. Ama ben bunu hala nasıl puanlayacağımı düşünüyorum. Genel bir puanlama yapacaksınız. Diğer yemekleri de yedikten sonra herhalde. Çünkü burada bir pişi ve portakal suyu var puan alabilecek. Sen de takdir edersin ki. Ama pişin olmamış. Portakal. Bari pişiyi yapabilseydin ya. Portakal, portakal suyunu böyle su getirmen gerçekten. Ama. Su değil. Portakal suyu değil. Portakal püresi. Parçacıkları ya da posası. Evet Büşra. Domatesi salatalı eken çiftçilerimizin ellerine sağlık, güzel sağ olsunlar, ekmişler. Evet. Peynir, en pahalılarını aldım size. Belli belli. İçinde üreten fabrikaya teşekkür ediyorum. Güzel yapmışlar. En çok teşekkür alan masa benim masam oldu. Çok ya ya. Bu da bir şey. Evet. Bu da bir şey. Ama bu değil pişi. Pişi evet. Olmamış zaten. Her yerinden fiyasko konuşulacak bir şey yok. Portakal suyu. Sen getirdin. Pardon ben falafel mi yaptı dedim. Ben mi hatırlamıyorum. Falafel de mi vardı menüde dedim. Evet. Menüde her şey. Kutudan çıkart paketini tabağa koy. Bunu bari elinde sıksaydım. Blender'dan vız 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 bunu bari yap. Tek tek soydum, elimle parçaladım. Attım, elimde de düğmeye bastım. Çok zahmet olmuş. Bunları bu tabağa koyarken o tabağa... Elle. Aha, Blender'ın düğmesine basmak çok iyi. Dün beni eleştiriyordun Blender kullandım cacığı yaparken diye. Şimdi kalkıp bana Blender'dan portakal suyu... Bak şimdi 7 çeşit menü yapıp da Blender kullanırsan eleştiririm. 21 çeşit yapar. Çok terem dedim bu komple fiyasko. 21 çeşit sil. Evet, eline sağlık. Afiyet olsun. Pişi ve peynir tabağını hiç... Yani peynirler zaten peynir kutusundan çıkartmış, koymuş. Peynirleri hazır olduğu için lafım yok. Pişi pişirememiş, olmamıştı. Zaten kabartma tozu koymamış, olmamıştı yani. Beyaz peynirler. Beyaz peynirlerin nesini konuşayım bilmiyorum. Marketten almış, getirmiş, koymuş önümüze. Zeytin yıkayıp zaten tabaklamış. Başka ne olabilir ki? Tuzluydu bir de. Domatesi, salatalığı bileyle bir dizen plas yapamamış. Onu bile kesmeyi başaramamış. Tereyağı, bal, reçel çeşitleri. İnsan tereyağına bir tahin, pekmez, kaymak koyarsa daha iyi olabilirdi. Neye geçiyoruz? Ben şöylece alayım. Neye geçiyoruz? Ara sıcağımız, kalem böreğimiz. Evet. Sucuğumuz. Evet. Ve sosisimiz. Sosis, tabii ki kahvaltı sucuk. Menüsü ya kahvaltıdan tamam. Devam tabii. Böreği bir de patates kızartması var. Bir de patates kızartması mı var? Patates kızartması da var evet. Böreğin yufkasını hazır elinde başla. Hazır yufka mı kullandın evet. Okan? Efendim? Hazır yufkayla mı börek yaptın? Hangi böreği? Kalem böreği. Merak hiç, ettim. Belki hiç el açması kalem böreği gördün mü hayatın boyunca? Ya. Hiç gördün mü hayatın boyunca? Okan'dan beklemem birazcık. İşte şu ütopik olmuş. Şimdi tabii kalem böreğini güzel yapmışsa ya da işte diğer gelecek ürünleri lezzetliyse siz gene ona göre kendi içinde menüyle konseptle değerlendireceksiniz. Ama şimdi Zuhal Hanım dün hiçbir tarifte internete girip arabaşı çorbası yazdığında hiçbir yörenin arabaşı çorbasının içine tüm biberi atıp da sonra tülbentli sıkıp alan bir tarif yok. Dola ben bilmiyorum onu öyle ama bir şey, sen doğru dün, yapmıştın zaten. Dün benden öyle bir şey bekledi. Bunun içine tüm biber koyacaktım sonra tülbentle sıkıp o biberi alacaktım. Okan mı demişti onu öyle gene? Bir şey bekledi benden. Doğru. Şimdi kalk benden öyle bir şey bekleyip bu portakal suyunun önümü getirmesi de yani. Haklısın. Çünkü benim yemeğimin içinde olmayan bir şey bekledi benden.
4 verdiniz ya dün Büşra'ya. Şimdi kadın da haklı olarak diyor ki şimdi burası eksik değilse zaten 3 vereceksiniz. Ama belki de çok beğenecekler omleti, şunu bu böreği, daha da yüksekte verebilirler ha bu arada yani. O da ayrı tabii ki, siz gene beğendiğiniz yemeklere puan verin. O başka bir konu. Ama şimdi diyor ki kafadan 3 verseler hiçbir şeyi beğenmeyip benim diye aramda diyor 1 puan mı olmalıydı diye, buyurun 4 veren bütün yarışmacılar yanıtlayabilir. Büşra Hanım'ın menüsünde olmayan çok şey vardı. Eti gerçekten sertti, kendi de kabul etti. Tamam, etimle ara sıcağımı kabul ediyorum. Çorbası çok etimle salçaydı. Etimle ara sıcağımı sadece. Bak çorbayı, bak araştırıp gelin bilmediğiniz bir yemek varsa. Ben o, bir şey diyeceğim, o çorbayı hiç salça koymadığımı düşün. Unundan dolayı bile rengi kahverengi olacak çünkü ununu kavurup koyuyorum içine. Tamam. Ya orada sadece ben salçanın de, rengi yoktu. Ben de kendi günümde mantar çorbası yaptım. Bunu ben bir şefe anlatmaya çalışıyorum. Ben de kendi günümde mantar çorbası yaptım. Ben de unumu kavurdum ama benim çorbam beyazdı. Sadece pestonun yeşilliği ya vardı. Ya hayır, biraz. Bu çorbanın özelliği, onu anlatmaya çalışıyorum. Farkında anlıyorum mısın? Anlıyorum ama sizin ömrümde hiç içmediğim olan bir çorba hiçbir olabilir. Şeyiniz yoktu menünüzde. Ya sana göre olan bir şey yok çünkü sen beğenmemeye gelmişsin yani, anladın mı? Kendini öyle şartlandırmışsın. Hayır, şefsin ya. Senin o arabaş çorbasını biliyor olman lazım. Ama arabaş çorbasını biliyorum. Sen yemek şimdi kültürü yok. Bu portakal suyuna mesela laf ediyorsun ya. Sen de gerçekten yemek kültürü yok. Sen cacığı olduğu gibi salatalığı, naneyi, yoğurdu, cacığı blenderdan geçmişsin. Şimdi salatalıklarını doğradım. Onun püre malzemesini blenderdan geçmek püre lazım. Püre malzemesi ne kalıyor salatalıktan sonra, püre malzemesi ne kalıyor geriye? Onun yapılış şekli öyle çünkü. Bu sana özel bir şey değil ne mi? Ne yapayım, naneye seslendirse miydin püre haline geldi, püre haline geldi. Bu dünyada tek yani, Türkiye'de değil dünyada tek bu cacık yani. Ya ben onun videosunu size özellikle izleteceğim, yapılış videosunu. İstiyorum. Şefim diye dolanıyorsunuz ya. Şefim diye dolanıyorsunuz ya. Biraz kültürlerin gelin o konuda. Cacık, gerçekten. Cacık kültürün. Ya ben sen genel olarak gerçekten üzgünüm. Keşke hani şefim, soğuk mezecim diyordun ya. Keşke evet. Sen 3-5 tane yapsaydın da biz kültürlenseydik ya. 3-5 tane farklı farklı cacık yapacağım sana daha sonra. Mesela Gülcan Hanım bugün dün benim çorbama süzdü büzdü, salçalı malçalı dedi, arı sıcağım bir şeyler dedi. Ben bugün Gülcan Hanım'ın yorumlarını özellikle dinleyeceğim. Çok merak ediyorum. Hani dünkü emekleri, aşamalı yemekleri, tek tek pişen ürünleri görmezden geldi. Bugün bak tavada sucuğu kızarttı, getirdi önümüze koydu. Hadi bunu değerlendir. Suyum, siz ister misiniz? Ne ister miyim? Su. Yok teşekkürler. Ben çay alabilirim ama bir tane tabii daha. Ki. Su alabilir miyim? Ben istemiyorum. Teşekkürler. Bu sosis Hollanda sosisine benziyor. Evet. Hollanda sosisi. Büyük. Ha, büyüklerinden özel seçtim. Evet. Keşke Hollanda'dan getirseydin bir sosis ya. O bir paket madem Hollanda'dan. Madem bak yani Okan, kızacağım şimdi sana. Sen madem kahvaltı menüsü hazırlayacaksın, Hollanda'dan geldin, envai çeşit peynir var. Getirseydin ya bize buraya biraz farklı peynirler. Yine aynı yorumları yapacaklardı. Ne alaka? Olur mu? Hiçbir şey değişmeyecek. Sen farklı bir şey yedirmiş olacaktın. Kahvaltı menüsü, hiç tatmadıkları bir peynir tattıracaktın. Aklıma gelmedi. Aklına gelmedi. Evet. Yarışmaya geliyorsun, kahvaltı menüsü hazırlıyorsun. Evet. Hollanda peynirleriyle meşhur, envai çeşit. Şimdi saymayayım. Gaudalar, edamlar, zartlar. Gülcan Hanım, sosisi abi sizden yorum bekliyorum bak. Edam getirseydin. Çayınızı taze yiyin. Ketçap, mayonez beklerdim ben burada. Ha mesela olabilir ketçap. Ketçap, çünkü mayonez patates beklerdim. De var, doğru söylüyorsun Gülcan. Bir şey daha dikkatimi çekti Zuhal Hanım. Sadece iki tarafa tereyağı koymuş. Dört parça, dört parça. Biz masada dört kişi değiliz ama. Evet. Ya sanki tereyağını Okan bitireceksin de dört parça tereyağına Okan taktın. Bey, Allah ama aşkına hayır, ya. Şimdi bıçağını al ucundan. Alt, yani sorun yapacak şey arıyorsun. Altı kişiyiz. Ben de rica edebilir miyim? Allah Allah, rica edebilirsin. Altı kişiyiz Okan Bey. Altı kişiyiz. En azından önümüzde tamam. Dört tane bile koysaydın. Tereyağı yemesen öleceksin mi yani? Var mı masada? Tövbe masada ya. Yazdım. Var mı? Menüye yazdınız mı? Geçmiş olsun. Hayır, menüye yazdınız mı Okan evet, Bey? Evet yazdım. O zaman bizim de önümüze getirecektiniz. Önünde zaten. Benim önümde değil. Bir parçası. Kes oradan bıçağını al. Hayır, boş boş konuşmayın. Boş konuşma değil, benim önümde Allah değil. Allah Allah. Yok zamanın yetti. Benim önümde yok, yok. Arkadaşlar benim önümde tereyağı görüyor musunuz? 6-7 çeşit yemek yaptın. Onun da sadece görmüş. Bir tatlısı güzel. Gelmişsin burada vik vik çorbam vik vik. Çorbam da iyiydi. Hayret çorbama bir şey ya. Çorbama da laf söyletmem, yemeğim de iyiydi. Emek vik, vik, verdi. Vik, vik. Bey, kuşum bu nerede benim ya? Kuşum nerede? Bunu ben kime doldurdum? Kuşun öldü senin. Buyurun. Okan Bey artık itiraf edin. Ben buraya şov yapmaya geldim. Deyin bize. Deyin rahatlayacağım mı? Evet, şov yapmaya geldim. Bir de rahatlayacaksın mı? Ha belli zaten. Şov programı mı burası? Evet, sana göre öyle burası demek ki. Burası şov programı mı? Sana göre şov programı. Sana göre ben öyle. Ben senin gibi yetenekli birisi olmuş olsam katılmam mesela. Koskoca ev hanımısın, baştan sona fiyasko yarattın. Hiç olmazsa bak tabakların yarısı sen, gidiyor. Senin damak tadının damak zevkinin olmadığı hiç olmazsa şu bıçağı belli. Şu masadan belli. Bize sunduklarından belli. Yalnız sucuk evet, en pahalı sundan almışsın. Tabii, afiyet sucuk olsun. Gerçekten en pahalısı. Kaç para bu kangal sucuk? Bu en iyisi.
menüdeki her simit şey en pahalı. Simit rica edebilir miyim? Ha. Sağ ol. Yine gerçekten kendini özellikle feda eden Dana'ya teşekkür ederiz. Üreten şarkı şef firmasına. Afiyet bal şeker olsun. Özellikle baktım en iyi hangisi feda ettiyse onunkini aldım. Evet. Dana sağlıklı. Bakayım gerçekten çok güzelmiş. Hollanda otlaklarında yetişti bu danalar. Bu dana sosis gene. Evet. Tabii ki başka türlüsünü aldırıp da yedirmeyiz zaten. Seyircilerimizin kafasında soru işareti oluşmasın. Pişmemiş mi? Evet. Pişse hem buraları ayrılıyor hem kızarmamış. İçi zaten pişmediği her şekilde belli. Ben direkt gösterebilirim ya. Pişmemiş yani. Pişmemiş evet. Parçalayıp pişirseydi çünkü sosis biraz kalın olduğu için pişmemiş. İçine yağ geçmiş. Ya şuradan yarmışsın ama çizikler atsaydın ya bir iki tane daha. Ama suda mı haşladın? Hayır. Sosisi. Hayır, direkt kızarttım. Ve domates sosu falan yapsaydım veya şimdi patates kızartmamız var, sosis var. Bak demin ne dedi? Bir ketçap, mayonez duymadın mı? Evet. Yok, hayır duymadım. Ha. İçinde konuşuyor herhalde. Ketçap, mayonez, hayır beklerdik dedim. Yok mu? Hiç duymadım. Keşke seslenseydiniz bile. Menemen yapmaya vaktiniz yetmedi. Biber, domateyi doğramalı, pardon. Çok zahmet sıradan olurdu. Zahmet olurdu. Çok zahmet olurdu. Olurdu. Ya bu meşakkatli menüden sonra domates, biber doğramak size eziyet olurdu. Haklısınız. Evet, eziyet peki olurdu. Ondan doğradım o domatesle biberle. Çok yani doğramışsın. Ya maşallah parmağım kadar. Geldiler doğradılar onları zaten. Okan Bey yakmışsınız da sanki neyi? Bir taneyi. Kalem börekte bir iki taneyi yakmışsınız sanki. Fazlalık o yüzden yaptım zaten. O ha iyi var yanıkları getirmemiş tabii herhalde. Fazlalık yaptım ne olur ne olmaz yanar diye. Bu peki. Da kulağına küpe olsun aşçı. Yaktığın zaman yanmamışları getiriyorsun. Şimdi burada top bana geldi ama senin masanda aşçılık ibaresi altında aldı altında hiçbir şey göremiyorum ben. Ben aşçıyım ne önemli ki zaten. Sen ana zaten musun, ne olduğunu çözemedik biz. Biz 4 gündür 5 gündür senin ne olduğunu çözemedim ben daha yani. Yumurtacı mısın? Krepçi misin, şovmen misin, influencer mısın, hepsiyim. Sertmeci misin, ne olduğunu çözemedik yani. Hepsiyim. Var mı bir itirazı? Peki, peki buraya influencer sertmeci katılamaz diye bir kanun kaydı mı var? Sertmeci ilk öyle defa bir şey, katılır. Evet ilk ya defa. Sana yani ne olduğumdan o zaman? Ne olduğundan sen benim ne olduğumu söylüyorsun ya. Sen kendin söylüyorsun. Ben de senin ne olduğunu söylüyorum. Masada yani şurada ilk dinle kendin bağırmadın mı ben aşkım diye. Hiçbir şeye benzetemiyorum ben sizi. Ben sana sordum mu sen nesin diye? Ben sizi hiçbir şeye benzetemiyorum. Bak ben sana pişmemiş sordum. Pişmemiş bir sosis, soğuk bir patates. Bir dinleyelim Okan. Her şey yani baştan aşağı böyle bir şey kabul edemiyorum ama yani yarışma formatında olduğu için kabul ediyorum. Buna normalde puanlamamız gerekiyor. Köşeye de sıkıştım diyorsun. Evet yani. Peki kalem böreği nasıl? Sucuk, sosis, patates? Patates çok soğuk geldi Zuhal Hanım. Sıcak gelmedi önümüze. Sosisin de direkt ortadan bıçak darbeleri değil de. Şu patatese derinde sadece soğuk yorumu mu yapıyorsun? Başka bir yorumun yok mu? Yani şekilleri de biri ters, biri düz, biri Anya, biri Konya. Bu kızartmalık patates mi? Sen patates salatası yapacaktın da son anda kızartmaya mı döndün? Yok kızartmalık patates. O niye böyle doğradın? Sen hiç patates kızarttın mı? Tabii tabii. Belli. Elma dilim. Hollanda'da en çok patates lazım kızartması gidiyor. Bir şeyleri de yok zaten de. Kaplı olsaydı elma dilim. Ya bu ne bu? Tuzlu biri böyle, biri böyle. Yani bari bunları düzgün yapsaydın Okan'cığım. Evet devam et Hakan. Dediğim gibi Zuhal'in sosisle pişmemiş. Bu şekilde zaten direkt bıçak darbeleri de yanmış. Direkt üstten çizgi 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 attığı zaman, tavaya attığı zaman. Sucuk, kalem böreği. Sucuk lezzetli. Sucuk gerçekten yağ oranı. İyi sıcak getirdi. Baharat oranı sıcak tamam geldi. Sucuk lezzetli. Kalem böreği de, kalem böreğinin de yani bence kalem böreği de iyi yani. Değil mi? Evet bence iyi evet. Ne böreği? Kalem böreği. E tamam kalem böreği değil diyor. Ne böreği diyor. Soruyorum kalem böreği diyor. Ne vurdun yani beni Allah olsun seni. Ne diyorsun sen? Kalem böreği hazır arkadaşım almış gelmiş yani fırına atmış. Hazır mı? Kendim sardım onu. Yaprak gibi. Yapmış. Yaprak sarar gibi. He. Aynı sardım. Tamam. İçim güzel olmuş. İyi olmuş. Beğendim yani. Afiyet kalem olsun böreğini beğendim. Evet. Büşra. Afiyet olsun. Sosis zaten pişmemiş herkesin de gördüğü gibi. Ucundan tadına baktım yine olmamış. Patatesler Allah'a emanet. Ne tadı var ne tuzu var ne pişme şekli ne şekli görüntüsü hiçbir şey yok. Kalem böreği de olmamış. Bunun içinde patlıcan yok. Patlıcan mı? Patlıcan evet, mı? Sen benim çorbamda biber aradın ya ben de bununla patlıcan arayayım dedi. Vazir. Bu patlıcan yoksa benim kabulüm o değil. O çorba benim ben gözümün anının önünde yüzlerce kez yapıldı. Yok. Ben bak yani tarifine yapmadım, bak tarif ama bulmana. Ama bak gözümün peki önünde peki yüzlerce kez sucuk yapıldı. Sucuk nasıl? Olmamış. Çok ben bu kadar nasıl kızarmış olmamış? Ya ben bu kadar kızarmış sucuk sevmem. Aa, sen sevmezsin. Evet. Güzel kızartmış canım. Herkesin damak zevkine kaç para o? Bin liraymış kankalı öğrendim. Yani. Evet Gülizar. Zuhal Hanım, sucuğun kızarmışlığı gayet iyi, ideal. Sıcak da geldi. Teşekkürler. Abi. Patatesi hiçbir şekilde olmamış. Bir kere kesimi tamamen yanlış. Boylamasına keseceğinize enlemesine kesmişsiniz galiba. Kalem böreği de hangi kalem? Dolma kalem. Ah aynı anda dolma çok kalem. Çok büyük kalem börekleri genelde biraz daha küçük, daha kibar, daha ince beynir olur ya. Beynir koydum içine biraz fazla dolgulu olsun. Ama fazlasıyla büyük.
Yani okullarda tahta kalemleri İşte bıçak falan var ya kesmeniz için yok, yani bu. Yok hani normalde olması parça gerekeni parça. Bıçakla kestim, ucundan yedim. Ama işte bu zeytinyağlı yaprak sarması değil yani. Bu kadar da ince olmaz ama ki kalem böreği. Ama olması gereken yani. Bir kalem böreği vardır ya. Tam olması gerektiği kadar değil mi? Sertme kahvaltıya geldik ya. Normalde o sertme kahvaltılarda böyle bu kadar büyük hiç bu kalın mı? Çok büyük. Benim önüme gelen de sizinki aynı değil. Çok sosis. Ay sosisi sosis söylemiş. Sosis pişmemiş. Evet. Benim. Ne diyeyim diyorsun? Gülcan. Şöyle Zühal Hanım, benim patateslerime laf ettiniz. Önümüze getirdiğiniz patatesleri bari siz de bir şekil siz vereydiniz. Siz patates mi yapmıştınız? Çiçek patatesler yapmıştım. Anaokulu dediniz ha, kadına. O çiçekler evet. Patatesdi. Aslında anaokul masası bu şu andaki. Benim. Anaokul masası bu. Benim en azından ben bir şekil verdim. Evet. Zahmete girdim. Siz öyle. Açık bir tanesinde öylesine. De bir lezzet olaydı. Hayır, bak bir yok, tanesinde. Hiç. Şu an bunlarda bak, öyle bir lezzet tanesinde. Var ki var ya. Peki. Toplar içerisinde. Kalem böreği, sucuk, sosis. Kalem böreği de hiç beğenmedim. Küçük küçük kalem börekleri beklerdim. Sucuk çok güzel kızarmış. Sıcak geldi. Sosisiniz hiç pişmemiş. Beğenmedim. Sen bu sosisin bu kalınlıkta o kadarcık pişirmeyle nasıl pişeceğini düşündün ki? Acaba. Şunu da alır mısın tabii, lütfen? Tabii ki. Bu. Başkalaşım bu evrilmiş bu şu şeyi Allah'ım yarabbim. Peynirli kalem böreği kalem böreği gibi olmamıştı. Normalinden daha uzun ve daha kalındı. Hamuru da kalındı. Hiçbiri de olmamıştı. Zaten sosis büyük ve kalındı. Pişirememiş, iç içi kalmış. Patates ve sosis kızartması. O sosis neydi öyle ya? İnsan onu bir pişirebilseydi keşke. Patatesleri de alakasız saçma sapan doğrayıp getirmiş. Yana bir ketçap mayonez de koyması lazımdı. Onu da istedim ama getirmedi. Sucuğu pişirmiş, kızartıp önümüze koymuştu. Sucuk sote değil, o sucuk tava bildiğin cızbız yapıp getirmiş yani. Ya var ya boş boş konuşuyorlar ya. Sadece konuşmuş olmak için. Başka hiçbir şey yok. Kendileri ne yaptılar? Ne yaptılar? Siz benim böyle üstüme geliyorsunuz ya. Arkadaş incik yaptın, Yemekteyiz tarihinde incik yasaklandı. Sen ne konuşuyorsun? Bugünkü menüyü bilseydiniz, dünkü menüye gene 4 verir miydiniz Gülcan ve Gülizar? Bugünkü menüyü bilseydim, bugünkü menüyü son dakika öğrendik. Son dakika değil, her gün aynı vakitte öğreniyorsunuz. Yani bugünü neredeyse. Son dakikaya kaldı gibi. Araştırma fırsatı vermediler bize. Zuhal Hanım bugün özel bir menü olduğu için son anda öğrendiler. O kadar ters köşe oldum ki. Ben de diyorum her gün aynı vakitte söyleniyor, Zuhal Hanım, pardon. Hakikaten bir şey söylemek istiyorum. Çok antin kuntin bir şeyler bekliyordum. Yani korkuyordum yiyemeyeceğim bir şeyler bekliyordum. Hani daha önceden yapıldı kız, ya. Kız korktukların olmadı yedin maşallah ya, afiyet olsun. Gerçekten çok rahatlattınız beni. Gerçekten çok teşekkür alayım ediyorum. Alayım ben onu da. Gülcan Hanım afiyet ben hala Zuhal Hanım'ın sorduğu sorunun cevabını ben de merakla bekliyorum. Canım benim ona da gerçekten senin menüne de bu menüyü bilseydim de gerçekten senin menüne de aynı şekilde aynı puanımı verirdim. 2 puan bile fark olmaz mıydı arada gerçekten diyorsun? Gerçekten olmaz. Ben buna... Puanlama mesela hiç... ben şey düşündüm, kendisi de Gülcan Hanım çorba yapmamıştı ya. Hakan Bey'in çorbasına duru dedi, işte hanımefendinin çorbasına bir bahane buldu. Seninki de ben, çok yoğun salçalıydı. Ben senin çorba kültürün olduğunu düşünmüyorum. Kendin de çorba yapmadığına göre, bak her çorbanın farklı bir kıvamı, farklı bir pişiriş tekniği. Mesela Fransa'da Soup Institute var. Yani çorba her kültürü. Çorbanın farklı bir şeyi vardır. Evet sizlerde içtiğim gibi. Ben senin çorba pişirebildiğini, çorba kültürün olduğunu, farklı çorba lezzetlerinin haberin olduğunu düşünmüyorum. Sen çorbadan anlamıyorsun. Her birbirimizi çorbasına laf ettin. Kendi zaten çorba yapmadın. Ben seni çorba yapmamanın oradan anladım. Sen çorbadan kesinlikle anlamıyorsun. Ki çorba yapan bir insan yaprak sardı. Yani çorba... Çorba yapamam bir insan kaygana yaptı. Gülizar sen de yine 4 verir miydin bugünkü menüyü dün bilseydin mesela? Yine 4 verirdim. Çünkü benim menüm de zaten 5... O kadar emek varken hani 5 aldı ya Zuhal Hanım. Ben senin menüne verilen 5'i sormuyorum ki. Yok hayır bilseydin şey. Bilseydin arada en azından emeğiydi, yemeğiydi, şuydu, buydu diye 2 puan bile fark olmaz mıydı? Şimdi eğer tabii gene Allah korusun şu anda pişirecek tabii yumurtayı yakmaz makmazsa. Ya 3 vereceksiniz ya bugün. Devam edeceksiniz bunları da alayım. En kötü. Onun için söylüyorum en kötü o da. Bilemem beğendiğiniz yemekte verirsiniz tabii puanını da. Yani sen 3 vereceksiniz. 4 aldım ya diyor kadın. 1 mi olmalıydı aradaki fark? Zuhal Hanım, ya 4 puanımın arkasındayım. 4'tü. Çünkü dünkü masa 4'tü. Demek ki 4 hak ettiğini düşünüyorlar. Aldıkları puanı bana verdiler. Öyle Gülcan mi? Hanım da öyle yaptı. Tatlımla dalga geçtiler. En azından ortaya bir şey çıkarttım. 4 aşamada pişirdim ben onları. 4 ayrı tencerede hepsinin başında tek tek karıştırarak, çırparak. Şimdi onunla önümüze gelecek çikolatalı krebi bir tutacaksınız yani. Puanlamada seni görmek istiyorum ya. Gerçekten puanlamada seni görmek cidden istiyorum. Cidden ben Gülcan'a verdiğim 6 puandan da çok pişmanım. Sen de direkt keşke 3 verseydin. Ne? Ben gerçekten onu diyorum. Olmaz. Şu pişmanlıkları var ya. Çünkü ben çok büyük haksızlık uğradım. Olmamış yemeklerim var kabul ediyorum. Ama
kutudan peynir çıkarıp koymakla aynı şey değil benim. Şunu da atlamayın. Ben yani burada hiçbir şekilde emek yok, hiç burada puan verecek bir şey yok demiyorum. Şimdi düne 4 verdiniz diye söylüyorum. Yani bir pişi var, bir sucuk kızartma var, bir kalem böreği var. Sosis pişirilmiş, yumurta gelecek şimdi. Başka ne vardı? Bu arada menüde 5 tane pişmiş ürün var zaten Zuhal Hanım. Evet, biz 5 ürünü en az pişirmenizi istediğimiz için zaten 5 ürün de var pişen. Yani gene burada her ne kadar kolay olsa da emek isteyen, sonuçta pişirme işlemine tabi tutulan yemekler var. Değerlendirirken bunları da göz önünde bulundurmanız lazım. Tabii olduysa, tabii beğenirseniz yani. Çok affedersiniz, bölüyorum ama yumurtalarınız göz göz mü olsun, tam pişmiş mi olsun? Ben göz göz istiyorum eğer öyle bir şansımız varsa. Tam pişmiş olsun. Tam pişmiş. Göz gözü de herkes kolay kolay. Senin nasıl kolayına geliyorsa. Daha da kolayına gelelim. Gerçekten hepsi kolay. Nasıl? Şimdi çok zor ya onu yapmak. Ne istiyorsan onu söyle. Evet. Senin işini kolay göz, şey göz. Tam pişmiş. Mantarsız alabiliyor tam muyuz? Pişmiş. Hayır. Ön siparişini verebiliyor muyuz? Mantar göz yazdı göz, değil mi? Evet. Tam pişmiş, tam pişmiş. Tam pişmiş. Ben de tam pişmiş alayım. Porsiyonluk yapıyorsun herhalde minik tavalarda. Bu arada 10 dakika süresi. Şimdi onu diyordum Gülcan. Kaç dakika oldu? Zuhal Hanım 7. dakikadayız. 7. dakikadayız daha Okan. Daha sipariş alacak mı? Sen niye daha yeni aldın bu siparişi? Ay sanki restoran. Evet. Ben biliyordum çünkü arkadaşlarım dediler. Ön hazırlık aşamam var Zuhal Hanım. Yumurtaları kümesten topladı herhalde. Gezen tavuk yumurtası durumlarım. Sen bu mantarlı yumurta siparişlerini niye daha erken almadın bizden? Yetiştirebilecek mi 3 dakikada? Evet, hazır bile şu an. İyi, hadi bakalım. Umarım yumurtam göz göz olur da. Sen göz istedin. Göz tutturmak zordur, o patlatma olayı. Göz yumurta olayı da güzel olur o patlatmak. Evet. Ama işte bakalım o patlatma. Gözü tutturursa puan verir misin Büşra? Bakacağız. Gözüne bağlı diyorsun. Gözüne bağlı. Gözüme kestirirsem diyorsun. Okan Bey, 2,5 saatte ne yaptınız? Şu oyun oynadım. Belli zaten oyun oynadığınız canım. Hani oyun oynamışsınız. Peynirler direkt geldi önümüze. Yapılan bir şey yok. Sadece tahtanın üstüne ama konuldu. Ama el oyalayıcı. Bizim saat süremizle. Efendim? Bizim saat süremizle Okan Bey'in saat süresi de aynı mı? Hep yok yani, efendim. Ben... Okan'a özel bir muamele yaptık. Niyeyse. Nasıl yani? 2,5 saat. Kahvaltı menüsü olduğu için ben onun ben 40 dakikada röportajda da söyledim. 40 dakika verdim ben ona. Buyurun. Bir vallahi saat ben de bir saat çoktu. Bir saat. Hadi dedim, servisiydi, sunumuydu, şuydu, buydu, tabak, çanak, bilmem ne, şu bu. Olmamalı ayna. Göz yumurta dedim, çiğ yumurta demedim, direkt tabağı kırıp getirseydim. İşte göz olmak sana bakıyor, göz kırpıyor. Ama kırmızı duruyor, ben bunu nasıl yiyeyim şimdi? Okan, bu yumurta buyurun. Çiğ, benim bunu nasıl yemem bekliyorsun? Biraz daha pişirebilirim, kendiniz göz istediniz. Ama göz yumurta böyle mi olur? Ya benim gözüm öyle. Olmuş. Senin gözün çıkmasın yani. Gözünün akı canlı canlı. Akı canlı, bir de bunun üstü normalde ufak bir tabaka bağlaması lazım. Bu çiğ daha yumurtayı kırmış koymuş getirmiş önüme. İyi bacım, sende yumurta var, bende o da yok. Okan, bir yumurtayı bile pişiremediysen burada ne işin var senin? Hani benim dün ara sıcağıma laf ediyordun ya, kusura bakma da o kadar kötü olmasına rağmen benim ara sıcağım bile bundan iyiydi. Bu ne böyle? Sende ara sıcak var mıydı? Ya şunu bana değiştirir misin? Ben bunu yiyemem, çok çiğ bu. Ver birazcık daha pişireyim. Pişir bunu, o evet. Yani, tabii, bir o. De niye bu kadar, bir yumurta mı kırdın? Yerseniz bir tane de kırdın. Ne demek yerseniz? Ana yemek ya bu zaten. Mantarlar sayılı zaten. İçinde sayılıyor, gerçekten sayılıyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane yumurta. Kişi başına herkese yumurtada olduğu gibi bir mantar hakkı var. Oradaki yumurtayı çalmış sarısını, sadece beyazını getirmiş. Bu mu gerçekten? Hani bu gerçekten sizce bu mu? Büşra Hanım, hepimizin ana yemeğinde bir şekilde laf edildi ama hiçbirimiz bunu hak etmedik. Yani şu bence bir tane değil. Ben yumurta, bunu, ben cidden benim yumurta, benim yumurta, seninki ya. Sulu yumurta, bildiğin hani. Çünkü hepimiz bir şekilde burada emek var. Bir dinle bak, Gülizar konuşuyor. Bizim daha önümüzde yok. Hani tamam güldük eğlendik de. Hani biraz da ciddiye alalım. Doğru. Ha ben ya asla dünkü 4 yani, bu kabul puanını gerçekten bir şu menüyü gördükten sonra asla kabul edilecek bir şey değil gerçekten. Okan Bey alay etmeye gelmiş bugün bizimle. Kesinlikle. Gerçekten hepimizin tabii ki eksileri, doğruları, yanlışları var ama bu da bunu da beklemiyorduk yani yarışmış olarak. Bak mantarlı yumurta. Evet. İçine biraz da tuz ekleseydiniz. Mantarlar niye hepsi bu tarafta? Şöyle bir yumurta ile karışsaydı mantarlar olmaz mıydı ya Okan Bey? Peki bu Okan usulü mantarlı yumurta ya. Senin usulün nedir? Bu yumurtada diğer mantarlı omletlerden farklı olan şey nedir Okan?
Ben birazcık şeyleri, mantarları kızartıyorum. Ha biz hiç kızartmıyoruz. Ben haşlayıp koyuyordum. Hiç kavurmuyoruz biz omleti yaparken. Mantar alıp çiğden atıyoruz. Dedi ya Zuhal Hanım, sıfır tuz. Yok canım, tuz ben tuz. Okan bizimle eğleniyor. Eğlenceli adamsın, o güzel bir şey de. Bir de şov yapmaya gelmiş. Bu da eğlence ya. Programı, o da doğru. Yarışma programı aynı zamanda. Eğlenceyi kendi sayfasında yapsın bence. Yemek orada yapıyorum zaten. Okan Bey. Yumurtanın kabuğu geldi ağzıma. Ne? Vallahi yumurtanın kabuğu geldi ağzıma. Ciddi misin? Kalsiyum. Kalsiyum deposu. Hindistan sokak lezzetleri ya. Vallahi. Yumurtanın kabuğunun gelmesi mümkün değil. Ya yemin ediyorum geldi ya, dişime geldi. Bir de benim yumurtam gelse de ben de desem. Kaç bak şunları dakika. Güzel düşünmüşsün, herkese porsiyonluk. Eyvallah, zaten böyle olması. Niye iki yumurta değil, bu ana yemek yani sonuçta. Gözüm kör oldu bu sefer. Gerçekten abi benim çatal da alabilir miyim? Kıyıdan köşeden tadına bakayım. Ya şimdi kahvaltıya gitsek. Sahanda ya da bilmem ne de yumurta istesek. Böyle bir yumurta gelse geri gönderirim ben. Dalga mı geçiyorsun kardeşim? Bu kabul edilecek bir şey de Zuhal Hanım. Ben Okan Bey miyim? Ben bunu kabul etmiyorum. Gerçekten siz bizimle alay ediyorsunuz. Yemek yapmayı bildiğinizi asla düşünmüyorum. O yüzden kahvaltıyla katıldınız. Ya sen neyi kabul etmiyorsun Allah aşkına ya? Yemekteyiz tarihinde bir kalktın incik yaptın, kuzu incik yaptın. Sonra kuzu incik yasaklandı. Sen neden bahsediyorsun bana? Üst üste yapıldığı için yasaklanmıştır. Lezzetinden yani? Dolayı değil. Ben bilmiyorum artık neden de. Üst üste gözümle şahit için. Oldum. Hiç konuşma. Tamam, üst üste konuşma. Yapıldığı için. Sizin yüzünüzden artık incik insanların hayatından çıktı. Hala konuşuyorsunuz. Şunu hak etmiyorum. Yesene, ya ben bunu hak etmiyorum. Yumurta bulmuşsun, yemiyorsun. Orkanik. Çok doydum. Öyle doydum ki Zuhal Hanım. Şuraya kadar geldi gerçekten. Aa, benim bitti ki çataldı yumurta. Kıyamıyorum, bitecek diye kıyamıyorum. Okan, ben senin cevabından tatmin olmadım. Okan usulü demek sadece evet, ben mantarı kavuruyorum demek değil. Gerçekten ciddiyet istiyorum artık ya. Ya bunun içine dedim ki ne katacak da bu adam? Ne bileyim, farklı bir şey mi katacak dedim. Baharat mı katacak dedim. Mantarlara şipagat mı açtıracak dedim. Ne yapacak? Yani bir şey, bir farklılık yaratsaydın. Okan usulü mantarlı omlet nerede? O zaman bu Okan usulü olmamış. Bir de niye mantarlı? Sahanına bayıldım. Şimdi Hakan Bey, özellikle bekledim, siz şefsiniz ya, göz yumurtanın nasıl olması gerektiğini sizin nezaretinizde ben ekmeğe banacağım, siz karar verin. Evet. Bana göre olmamış. Tamam, güzel evet. Gözlerimle göz yumurtanıza bakıyorum şu an. Şimdi oluyor mu? Dünyada sadece %2'nin, ikilik bir payın bu, bir sahibi de burada olan Hakan. Bu göz yumurta da zaten %2'lik değil, yani %1'lik, o da Okan Bey'e ait yani, başka bir insanda bulamayız böyle bir menü. Cidden. Evet, ay, muhteşem. Ben cidden sarısından yemin, çünkü yani kenar beyazından. Çok komik, farklı, enteresan ana yemeklerle karşılaştık. Çok değişik menüler de gördük, görmedik değil. Fakat böyle bir alaya. Adet yumurtadan yapılan mantarları Edirne'de, yumurtası ise Hakkari'de olan bir omletle ilk defa karşılaşıyoruz. Sert ama yenecek bir et vardı önümüzde, ama burada oluyorum. Ye, yemek zorundasın. Yemedin kenardan mi? Ama şu çok sarıcı. Ben bu kadar göz yumurtayı bu kadar çiğ yemem. Pişirdi işte. Tam da pişmemiş. Pişmemiş ki. Öyle mi? Pişmemiş. Yok, pişmemiş. Aa, bu kadar da değil. Bu kadar da değil. Üstüne bir şey kapatması gerekiyor pişirilince. Yok, bir tık tabaka oluyor ya bunda. Bu kadar böyle bayağı cıvık. Yoksa beyazından ye. Beyazından kenardan aldım. Onda tat yok. Mantarından da yiyin mutlaka. Mantarlardan yedik. Evet. Okan'ın şifalı ellerini, lezzetli parmaklarını. Biraz lezzetli olsaydı ya. Biraz tuz. Bir de çok karartmış. Sosis. Ben mantarları kavururken tuz attım onun içerisine. Sıfır tuz, biraz karabiber, bir şeyler olsaydı keşke ya. Bak orada tuzlu var, sıfır tuz olduğu şeylerin üstüne ekleyin diye koydum. Tuzunu da biz ekleyeceksek. Ekleyemez mi Zahmet? İncilerin dökülmez. Siz ne yaptınız ya? Ben dedim bir sos mos yapacak herhalde. Bir şey söyleyeceğim, elinde bir sıkıntı varsa ben geleyim dökeyim tuzunu. Tuzluk dün benim masamda da vardı. Benim tuzsuz yemeklerimi siz de atabilirdiniz. Ona göre değerlendirseydiniz. Atmamayı tercih ettim. Ben de şu an atmamayı tercih ediyorum. O afiyet olsun o zaman. O, yemedim ki afiyet olsun. Al sen ye. Niye göz yumurta istedin? Çok yaptım göz işte. Oldu. Gözüm kör oldu. Gözüm tövbe kör ya, oldu direkt yumurtaya demiş. Bakınca. Vallahi ben de dünden beridir hiçbir şeyden hayır, lezzet alamıyorum. Hayır, en azından birilerinin yerini işgal etmişsiniz. Bu benim programa damaklarım... yemek yapabilen biri katılsaydı en azından birilerinin hakkına girmiş olmazdınız. Bunlarla evet. Geleceğinizde en azından biz düzgün yemek yapabilen teşekkür. Biriyle yarışsaydık. Aa keşke. Dur bir şey vardı. Hellim. Buyurun. Başka neydi? Lalalalasa. Bugün sürprizler bitmiyor Okan Bey'den. Geldikçe geliyor. Hadi gene iyisiniz. Yağıyor. Ben serpme kahvaltıya gitsem bu serpme kahvaltıya hesap sizinki ödemem ya. Sizinki peynirse benimki ne Zuhal Hanım? Aa, Gülcan'ı ne yaptın? Dökme ot krep mi? Tost makinesine... Nedir? Tost yaparsın kaşar erir ya ekmekten fışkırır. Okan Bey benimki nedir?
Şeyin içerisinde yani bu şekilde bırakmamıştım. Ağzını kapattığımda hepsi diriydi. Kaşık dökmesi. Şimdi hayır, ağzını seninki açtığımda dökmesi. Hellim peynirinin iki tanesi erimiş. Sadece iki tanesi erimiş. Neden o ikisi eridi? Hiçbir fikrim yok. O da size denk gelsin istedim. Afiyet olsun. İstedin. Evet, özellikle verdim. Gülcan'a. Özellikle bana verdiğiniz için teşekkürler. Ben bolca koymuş ki yeşillikle karnımı doyurayım diye. Ben ot seviyorum. Belli. Evet. Bir peyniri de kızartamayacaksanız Okan Bey. Evet, buyurun ana yemek, hızlı hızlı yorumları alayım Gülcan. Okan Bey, ben bunu kabul etmiyorum. Bu şekilde değil. O yüzden yani ben kusura bakmayın, ben kabul edemiyorum. Yani ben bıraktığımda böyle değildi, ben de anlamadım. Hayır, özellikle sana getirdim dedi. Tatmak istemiyorum bunu. Evet, özellikle sana getirdim, o doğru. Şimdi bu özellikle bana getirdiysen tatmak istemiyorum ben bunu. Haklısın, çünkü bu kaşık dökmesi hadi az buçuk bir kıyısından kenarından benziyor diyeyim. Tam değil de. Fakat bunu bir daha kaldır göster. Bu kaşık dökmesi yani tuzlu krep değil bu. Bu taşmış bir peynir, kurumuş bir şey. Ne bilmiyorum. Hellim peyniri o. Peki neden yarışmacıya sarılmış bu şekilde getirdin Okan? Zaten damak lezzeti olmadığı için. Onu öyle mi? Peki tatmak istemiyor. Eksik menü tabi tutabilir, haberin olsun. Nasıl arzu? Yarışmacımız bu çünkü gelmesi gerektiği gibi gelen bir ürün değil. Dolayısıyla tatmak istemiyor. Dolayısıyla Gülcan'ın şu an eksik menüye sokma hakkı doğdu. Haklı çünkü. Geri kalanlarını yorumlar mısın? Salata aşırı tuzlu. Hiçbir şeyinizde tuz yoktu. Bütün tuzu buna vermişsiniz. Hellim. Hiç beğenmedim. Hellim de keşke sıcak gelseydi biraz daha. Soğuk muydu? Çok bir soğuk. Şey söyleyeceğim. Hellim'e yorum yapıyorsun ama kaşık dökmeyi tutuyorsun. Sen daha ne yediğini bilmiyorsun. Pardon. Anlatabiliyor muyum? Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Yani biraz bilinçli. Neden şimdi o erimiş şeyi sana verdiğimi fark ettin mi? Benim kaşık dökmem hangisi oluyor? Ya o kadar çok benziyor ki yani şunu koca aşçı peynirle aşçı dökmeyi ayırt edemiyor mu? İkisi de aynı geldi. Aynı geldi. O kadar benziyor ki. Ya yedim bir tanesini de ikisi de aynı geldi. Görünüyor zaten. Hani ayırt edememem. Ben de sorun olduğunu düşünmüyorum. Siz evet aynı görünüyor. Görsel olarak aynı. Kaşık dökmesi bu hellimiyeti. Benim de hellimim benziyor. Yani mucit değilim, ben bunu görünce anlayacağım. Peki. Yumurta nasıl Gülcan? Yumurta? Yumurtanızda da keşke biraz baharat koysaydınız. En azından tuz, pul biber tuz veya var, tuz, okul usulü dediğinizde bir baharat çeşitleri olsaydı en azından. Peki. Beğenmedim. Gülizar? Hellim lezzetli. Hellim yani kızartmış sadece. Güzel kaşık kızartmış mı onu sorayım. Yok iyi. Tamam. İyi. Okay. Ama kaşık dökmesi yağ mı çekmiş? No, tadı değişik, tuhaf bir tadı var, ister anlamadım. İster istemez bekliyor, sonradan da bir yok, unutuyoruz ya. Yok ama tadında ya beklemeyle alakalı bir tat değil. Böyle genzimde böyle tuhaf bir tat bıraktı. Mecbur Allah bakmak Allah zorundayız. Mecbur kaldığım için baktım. Ama gerçekten çok kötü Okan Bey. Kabul edilir bir şey değil. Kaşık dökmesi. Evet kabul edilir. Ya bunu keşke bunu yapabilseydiniz. Hani bir şey yapıyorsunuz ya. Keşke inciyi yapaydın ya. İnciyi ben yaptım. Okan Bey ben inciyi yaptım. Ya peki olmayan bir şey yok. Bir tencerenin içerisinde döndürüp de homojenize hale getirememiş bir insan i̇çine, konuşuyor. Bir buyurun, şey diyeceğim. İçine buyurun tereyağı koydum, krema koydum, kuşu tuz koydum. Ondan sonra incimi gayet güzel terbiyeledim. Yarışmacı kuşun dökmesini istiyor. Kuş öldü be ya. Ama ben kapattınız. Allah rahmet eylesin oldu. Peki yeşillik nasıl? Çok tuzlu. Huzur bu masada. Çok huzur. Evet. İnanılmaz huzur. İkinci çayınızı içtiniz durmadan. İçemedim. Buz gibi çay, buz gibi çay önüne getirdin. Buz gibi. Arkadaşlar kuvvetli bir arkadaşımız varsa müzikte bir boynum da tutuk ya. Biri bir masaj spada gibi hissettim kendimi. Biri beni yatırıp şurada iki çiğneyebilir mi? Evet. Hakan sendeyiz. Kuşlar eşliğinde. Doğadayız. Tabiat. Biraz iyi şeyleri görmeye çalışalım. Biraz olumlu yönden. Biraz optimist davranalım. Lütfen. Dedim ama. Yapabilirsin. Mantar yumurta için mantarlar bir yerde. Mantarlar bir yerde, yumurta bir yerde. Hiçbir karışım yok. Karıştırmamış yani. Hani en azından bir döktükten sonra, yumurtayı kırdıktan sonra karıştırmasını beklerdim kendisinden. Karıştırdım. Ya kapatın şunu. Çok. Adam konuşuyor ya. Her şey normal, dalga geçer gibi bir kuşumu da kendi istedi diye ötürdük hanımefendi. Bizim elim kendi döktüremediğin lezzetlerini kuşun öterek mi bekliyorsun? Vallahi zaten masada görmüyor musun? Öttürdünüz zaten masada. Vallahi keşke çok büyük öttürdünüz hem de. Hepiniz topsunuz. Bak nasıl çenenize vurdu topluk. Onu getirmenize hiç gerek yoktu. Şu halimi de getirseydin kuşunun duyanında bir de horozumuz olurdu. Tam hayvanat şey tavuk, iki tane kedi, şurada köpek. Şu halimi yormak istemedi. Evet Hakan devam et. Bugün bir değişiz. Evet, yumurtayı beğenemedim dediğim gibi. Zaten
Neydi bunun ismi? Kaşık dökmesi. Kaşık dökmesiyle elli peynirini gerçekten ayırt edemedim. Ama sorun gözlerinde olduğunu düşünmüyorum. Sorunun sizde olduğunu düşünüyorum. Salatayı sevdim. Yani salatanın bence Gülcan Hanım'a katılıyorum. Ellimle kaşık dökmesini beğendin mi? Beğenmedim ya, yani. Ellimle kaşık dökmesini birbirinden ayıramadığı sorun gözlerimde değil. Ya şu kaşık diyor. Dökmesi mi gerçekten mi Okan? Şu. O ne? Bu hellim işte. O hellim mi? Bu eriyen hellimmiş. Sen o zaman kaşık dökmesiyle karıştı zaten. Sen hiç kaşık dökmesi vermemişsin oraya. Hayır, o zaman Gülcan'a. Bak diğeri de kaşık dökmesi. Bu kaşık dökmesi mi? Evet. Elim gibi. Elimleri kapattığımda gibi. Sizin tabağınızdaki gibiydi. Ha üstünü o kaşık dökmesiymiş. Evet. Ben ona hellim sandım yemin ederim. O zaman hellim de bu oluyor o zaman. O zaman hellime bak. Hellim o. Ay. Üstünü kapatmıştım. Kaldırdığımda sadece iki tanesi erimiş. Ben Okan adına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden hellim olalı. Tüm hellimler adına özür diliyorum. Öyle o zaman tadacaksın onu. Hellimmiş. O zaman eksik manuya girme. Hayır kadın söyledi ben de öyle zannettim. Çünkü sen dedin ki erimiş. Sen getirdin de ellim karışmış dedin. Desene o zaman sizin kaşık dökmesi. Biz ikisine her şey birbirine girdiği için öyle saçma sapan ama yapadersin. Problemi benden arıyorum. Nasıl karıştırıyorsun diyor. Aşçısın ya. Diyor. Kendi de bilmiyor neyin olduğunu masadaki yani. Ya. Ben anlattım siz anlayıp da dinlemek istemiyorsunuz ki. O zaman neden ki? Eksik manuya sokuyorduk itiraz ama etmedi. Ama erimeyi söylenen bu. Hanımefendi o ellim deseydin. Ama erimiş bunun kurumuş, erimiş. Bak şuna bakar mısınız? Hayır ben dedim ki bak. Tadı falan da kalmamış. Ben bunu tatmak nasıl... Tatmak istemiyor musun? Hayır kesinlikle elim tatmak olarak istemiyorum. Da hayır. Ya, ama bakar mısınız Zuhal Hanım? Peki bir parçada ellimin yok muydu Okan hemen kızartsaydın getirseydin? Kesilmiyor bile ya. Gerçekten kesilmiyor bile. Vardı aslında. Niye var, özellikle var. Getirdim dedin? Gerçekten yani. At birinin kafasını yaptı. Geçiyordu orada öyle olsun. Orada öyle olsun. Yine tatmıyor ama. Tamam tatmıyor. Ama hiç önemli çünkü. Değil. Gerçekten hiç önemli değil. Haklı. Sen de savunmuyorsun. Ekstra ellim var getirmiyorsun. Sana özellikle yani verdim. Özellikle verdim dedi. Lütfen özellikle daha da özellikle vermiş. Verdim. Tamam ben bunu özellikle peki. Kabul etmiyorum zaten. Ama Gülcan Hanım'ın tabağına hellim peynirini bilerek olmamış bir şekilde getirdiğini dile getirdi. Bilerek yapmış. Bilerek yaptıysa da eksik menüye girmeyi göze almış demektir. Gülcan Hanım tadamadığı için eksik menüye girdi. Gülcan Hanım önüne gelen hellim peyniriyle bir alakası yoktu. Sanki tost makinesinde basmış getirmiş gibiydi önümüze. Gülcan Hanım haklı olarak önüne gelen hellim peynirini beğenmediği için tatmadı ve eksik menü olarak değerlendirdi. Pişerle devam edelim. Şimdi tek göz yumurtayı yiyen sensin. Tek göz yumurtayı iki kere pişirdin getirdin ama ikincisinde de olmamış. Bak o yumurta pişik, o yumurta göz. Bu göz mü? Evet. Benim gözüm kör o zaman. Ya bu olmamış yani. Bana göre bu yumurta nasıl göz yumurta değil? Allah Muhammed aşkına bak, ya. Bak şu an bekledi. Dur bir çek elini. Bu yumurta göz değil mi? Patlatmışsın göz hayır, atmış. Hayır şu an bekledi. Ama burada göz vardı. Bu göz ya değil mi? Ya bir sus da konuşayım. Tamam ben de bir savunmayayım mı? Hepsi savunma ben de söylemeyeyim yani. Patladı da arkadaşlar da gördü. Bıcık diye dağıldı ortala. Bekledi tabii. Tamam göz yumurta olunca bana da ikinci kez tabii. Piştiğinde pişmiş gibi geldi ama dedi ki üzerini kapatmamıştı da hala buradan tam olarak. Buradan patlattım. Herkes gördü. Beklediğiniz için böyle dondu yağsıyla peki. Birlikte. Bu zaten çok tuzlu artık herhalde Doloros'u da yiyemeyeceğim. Travma oldu bende. Yeme zaten. Sen de artık salata yeme. Boş sen çok anlıyordun boş zaten. Ver. Bu zaten kaşık dökmesiyle alakası yok bence. Vallahi kaşıktan döktüm. İzlersin. Bu kaşıktan mı kepçeden mi dökülmüş ama olmamış. Döktüğün yer yanlış olmuş bence. Hı-hı. Yani bana göre olmamış. Hellim? Yani, hellimi de beğenmedim. Yani onun da üreticilerine şikayet etti. Temin peyniri çok güzeldi. Üreticilere teşekkür ediyordu ya. Yani, şimdi üreten, hellimi beğenmedin. Yo, üreten üreticilere güzel de ki bunu kim ürettiyse hiç güzel üretememişsiniz. Üreten güzel üretmiş de pişiren güzel pişirememiş. Peki artık tatlılara geçelim. Buyur Okan teşekkürlerine sağlık. Ben bir şeyi merak ediyorum. Benim masamda dün Hakan Bey bağıra çağıra yorumlar yaptınız falan. Şu menü o kadar sakin minnoş yorum yapıyorsun ki. Şimdi masada... 8'i aldın güzelce. Tamam. Tamam bu menüde bu kadar minnoş yorum yapmana ne gerek var? Minnoş yorum yapmamı düşünmüyorum. Minnoş yakıştırmasını da şu an sevmedim. Gayet yapılabilecek yapılabilecek nasıl sevimli oturuyorum ya düzgün oturuyormuşum. Niye bağırtıyorsun beni durduk yere ya? Yorum yaptım ben de bağırıp çağırıyordum. Ya yorum yapıyorum. Bana sana geldi yorum yapıyorum zaten. Olmamış kuru olmuş sert olmuş pişirememişsin diyordun. Olmamış menüye bir bak. Önündeki 81 defa olmamış dedim. Daha ne kadar olmamış diyebilirim acaba? Anlıyor mu adam olmamış deyince? Anlamıyor ki olmamış deyince. Hakan Bey lütfen. Arkadaş ne kadar gereksiz insanlarla aynı haftayı paylaştım ben ya. Neden böyle oldu? Neden bu kadar gereksiz insanlar beni buldu? Minnoş zaten yani niye diyorsun minnoş neyin yakıştırması yani? Hayır tatlı demek istedim yani. Tatlıyım ben. O kadar naif davranıyorsun. Çikolata gibi çocuğum yani. Bandır yiyeceğim bile. Okan Bey'e karşı ne kadar naif ve tatlı hareket ediyorsun. Hakan! Bak bugün evine döneceksin.
Aylin'le konuşacaksın. Aylin nasıl geçti diyecek. Aylin, bana minnoş dediler. Versin. Ben de karşında çikolata gibi çocuğum, dökün beni, yiyin beni dedim dersen nasıl bir tepki alabilirsin acaba? Bunları ben da Okan düşünelim. Bey'le Zuhal Hanım. Da düşünelim. Artık Okan koptuk Bey'le. Giderik. Okan ben Bey'le. Ben koptu bizde sevgili seyirciler. Hellim inan, hellim inan, domates inan. Bugün de geçti kardeşciğim. Bakalım krepçik nasıl oldu? Krep miydi tatlısı? Çikolata soslu krep Zuhal Hanım. Çikolata soslu. Ha krepi bize çok tatlı diye getirdiler. Getirdiler tatlı diye. Bir de tadımlık Hollanda usulü çikolatalı ekmek miydi? Çikolata parçacıkları. İnşallah çikolatalar Hollanda'dandır. Çikolatayı kendi yapmış durumlarım. Hollanda inağından bir çikolata. Değil mi sütünden? Bekleriz. Faydan artık olalım. Bir şeyler yiyelim yani. Son gider ayak. Ağzımız tatlansın. Şimdi tabii sabah vakti güzel olur kuşların ötümü. Aç karnına yer misiniz burada? Binbir çeşit kahvaltılık, adam reçeller, ballar, kaymaklar, tereyağlar, ne kadar güzel eğlendiniz, çok mutlu oluyorum. Bak ya. Bak sayende sağ ol, valla ihtiyacımız var. Valla ben de. Rahatsızım. Sizin bana yüzünüz güldükçe içime böyle huzur kaplıyor. Şu yumurtam da güzel geleydi. Yok biz kendi aramızda diyaloglara gülüyoruz. O ben gerçekten yok. Her şeyi bir tarafa aç. Neden iki tane yumurta yapılmaz? Ben bunu anlamıyorum. Ötmedi. Neden iki tane yumurta kırmadın ya? Yenmiyor Zuhal Hanım. Sen evinde tek yumurta mı yiyorsun bir tane, ya? Bir tanesi bile yenmedi. Ben yedim. Ha, ne bir tane daha yapayım mı size hemen? Allah Allah, öyle bir cevap var mı ya? Burası pardon, yani senin yumurta, orada? Yumurta ana yemeğin iki tane yapacaktın. Ne döküyorsun orada? Ne döküyor? Ne mi döküyor? Hayır. Gene niye ötüyor bunlar ya? Hazır çikolata damlası. Evet. Hazır damla çikolata döküyor Zuhal Hanım. Neyin üstüne? Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Kreplerin üstüne. Bilip bilmeden hazırdır mazırdır. Zaten ben yanık da görüyorum Hollanda ben buradan. Hollanda usulü. Deme. Yanık da görüyorum yapma. Ben buradan. Bu Hollanda usulü. Ben de yanık görüyorum. Eğer kremi çikolatasın sen yapmadıysan kabul etmiyor. Bir dakika. Bu etmiyorum. Hollanda man, çikolataları krebin üstüne mi döküyor? Başka bir şey var. Boş onun tabağın üstüne döküyor. Damla çikolatayla süslüyor. Boş tabağın üstüne mi döküyor? Boş. Allah boş. Ya şu önüne gelince o kadar Allah utanacaksın ki. Neler yaşıyoruz? Bunları ki. Yaşıyor muyuz gerçekten ya? Bugün gerçek mi? Okan Bey resmen sizin emekleriniz umurumda değil, alın sizinle dalga geçiyorum diye bize kahvaltı getirdi. Hiçbir alakası yok. Alakası çok yaptım var. Yaptım her şeyin de arkasındayım vallahi. Umarım o hazır çikolata değildir. Hollanda'dan hayır, gelen çikolata. Benmer olarak erittim. Hazır çikolatayı benmer olarak erittin. Evet. Çikolata sosu alsaydın ona yani. Da konuşacaktın. Çikolatayı yapsaydın kendin mi yapacaksın? Konuşsaydım ya da ben yaptım. Ben kendim yaptım çikolatamı. Ya sen yeni çeşit menü yaptın. Çikolatayı da dokundurmuş ya. Koklatmışsınız yani. Çikolatayı. Çikolatamı da yeni çeşit derken sen gerçekten... İçerisi de çikolata dolu. Gerçekten 25 çeşit yaptığını mı düşünüyorsun? İnanıyorsun yani buna değil mi? 25 çeşit yaptığına. Yediklerini say. O zaman sıkıntı var, sorun var sende ya bence. Bir matematikle ilgili problemin mi var? Şu an bizde dalga geçiyor ya. Hala dalga geçmeye devam ediyor. Bu, bizim için lale 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 her şeyi Google'da araştırıyorsun ya. Kız Google'da kımın önüne koştu Google'da. Hollanda ekmeği böyle mi oluyor? Bir saniye bu Hollanda usulü mü? Evet. Böyle mi yapıyorlarmış? Bu bildiğin kepek ekmek ya. Hollanda'da bunu mu yiyorlar Okan Bey? Evet. Böyle bir şey var mı? Kesinlikle kahvaltı kültürleri yok. Ben çatal bıçak alabilir miyim? Böyle bir şey ben görmedim Hollanda'da. Demek varmış ben yememişim. Benim dünkü 4 aşamada pişirdiğim tatlıya çocuk tatlısı dediniz. Çocuk tatlısı. Ekmeğin üstüne renkli şeker. Dalga geçiyorsun benimle. Bu ne senin ya? Senin tatlına laf edilemez zaten. O konuda. Edemezsin. Bu, sen benim üstüne aldın mı? Sen benim tatlıma laf edecek. Vallahi ederim. Yok hayır edemezsin vallahi zaten. Ederim. Benim tatlım. Benim tereyağı çevirdiğin ekmeğin üstüne. Böyle renk üstüne çikolatadan böyle bir tatlı getiremez. Görünce. Ben bunu tatlı olarak saymıyorum. Hani hiçbir şey yapmadın Hollanda'dan bize getirmedin demeyin diye. Ay çok zahmet olmuş diye. Ya. Çok yok zaten olmuş. Adamın bir şeyi yok de üreteyim mi? Gideyim adamlara kültür mü katayım? Ne değil istiyorsun sen? O zaman Hollanda kültüründen bir şey yapma ya. Hayret bir şey. Yoktur bu sen ama söyleyecektiniz. Bak ekmeğin arkasında yok mesela araştıracaktınız. Seçe seçe bunu mu buldun? Ekmeğin arkasında ya. Almanya'yı bul, başka ülke mi kalmadı? Marketleri var. Bayağı yemek gibi, kıymalı, soğanlı, mantarlı, üst üste işte. Bu kadar yemek gibi her köşe başında 3 tane en az pankek yapan dükkanları işte var. Orada kahvaltı menüsünü olmaz diye düşündüm. Niye pankek kahvaltı menüsünü olmaz? Hayır, o şey, onlar setleri yapıyorlar. Ana yemek onu setseydin.
Olabilir. Yumurta yerine. Çikolata neyse. Kahvaltılarda yediğimiz hazır çikolata mı? Yok, çikolata almış, eritmiş ya. Peki, hadi bakalım tatlıya Gülizar, seninle Gülizar başlayalım. Gülizar Hanım yemedi ama. Yedim. Nasıl yemedim? Şöyle göstereyim. Buradan da kestim, şuradan da kestim. Daha ne kadar yiyeyim? O kadar yemedi. Yemem çok yeterlidir. Çok minik, minik, minik bir daha şey. Daha fazla yemek zorunda mıyım? Çünkü kestim ve yedim. Yedim diyor. Yedim. Yememedi mi Gülbül? Krepten hiç yememiş. Hayır, yedim. Ha, krep ben yedim. Ye birazcık daha krepten. Aldı ama krep çok güzel olmuş. Evet Gülcan, sendeyiz. Yedim. Ya Zühal Hanım ya, keşke ağzımız tatlansaydı gerçekten. Yani ben... Krep nasıl krep? Krep benim bir ton laf söyledin. Benim o kadar kaygan ama kaygana kahvaltı menüsü diye evet. Getirdiğin tatlıya bak. Ama krep şu an kahvaltı menüsündesin. Peki krebi nasıl yapmış? Hiçbir şekilde beğenmedim Zühal Hanım. Yani kayganaya bin basar. Hiçbir şekilde beğenmedim. Hiçbir vallahi şekilde özensiz, hamuru çok kalın, aşırı kalın. Biçimsiz, şekilsiz. Sarıldığı için öyle. Hiçbir şekilde beğenmedim. Onu da beğenmedin. Hakan. Siz gerçekten ev hanımı mısınız ya? Sen çok merak ediyorum ya. Sen? Vallahi sen çok merak ediyorum. Galiba. Çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Ciddi soruyorum bunu vallahi bak. Ben de ciddi söylüyorum. Sen şaka mısın? Hayır, o menüden sonra, bu yorumlardan sonra sorulabilecek tek şey bu. Gerçekten ev hanımı mısın? Evet, ben gerçekten ev hanımıyım. Yemeklerini kendin mi yapıyorsun? Evde çalışanın mı var? Ha, evde çalışanım var benim. Belli zaten. Buyurun. Evet Hakan. Bütün bütçeyi de harcamış yani. Bütün bütçeyi de sonuna kadar kullanmış ama çikolataya parası yetmemiş herhalde yani. Çikolata o kadar az geldi ki. Ve hani sıkma torbasında yıldız duyu var. Yani çeşit çeşit orada duyularımız var. Bir torbayla şöyle bir çizseydi. Onun üstüne bir çileklerle süsleme ya da muzla süsleme. Yani dekoratif bakıyoruz yani işlere. Yani hamur zaten pankek. Çikolatası krep. İçine krep artık yani pankek krep. Bugün her şey karışıyor. Kaşık dökme, çatal dökme. Dökmüş işte. Dökmüş yani. Ne Allah verirse dökülmüş bugün siz yani. Bugün bütün hafızanızı, her şeyinizi evinizde bırakmışsınız, buraya gelmişsiniz. Vallahi ben krebimi bitirdim. Çok da güzel. Afiyet olsun. Bir diğer Hollanda usulü tatlı. Bugün her şey karışıyor. Kaşık dökme, çatal dökme. Dökmüş işte. Dökmüş yani. Ne Allah verirse dökülmüş bugün siz yani. Bugün bütün hafızanızı, her şeyinizi evinizde bırakmışsınız, buraya gelmişsiniz. Vallahi ben krebimi bitirdim. Çok da güzel. Afiyet olsun. Diğer Hollanda usulü tatlı. Doğru. Hollanda usulü tatlıdan da tereyağı tadı alıyorum bol bol. Zaten evet. Tereyağıyla kızarıyor ya. Tereyağıyla kızardığı için bol bol tereyağı tadı almam gayet normal, evet. Evet. Damak tadımı şu an bir kez daha doğruladığınız için teşekkür ederim Okan Bey. Rica ederim. Arada bir doğrulamak lazım çünkü insanlar şüpheye düşüyor. Tatlıyı maalesef beğenemedim. Gülizar. Beğenecek bir şey bulamadım. Zuhal Hanım, krep asla krep gibi değil ya. Bayağı sert, daha böyle yumuşak, daha böyle hafif nemli bir tadı olacaktı. Çok kalın Okan. Balzama yani. Olmuş yani. Bildiğin balzama gibi olmuş. Kalın. Kalın. Bu kadar kalın krep. Kenarları zaten biraz kıtırlaşmış. Evet. Hiç. Ortasından yiyin. Afiyet ortasını olsun. Yedim. Diğer Hollanda usulü breakfast, Holland breakfast. Ekmeğin üstüne şekerleri serpiştirmiş ve gelmiş. Yorum yapabileceğim bir şey değil. İşte adamların kültürü yok. Onun ne yapalım, ben Türk kültüründe doğup kültüründen yapsaydın keşke işte şeydi. Bu da yanındaki kendi kültüründendi. Evet, öbüründe bir gör istedim. Hani konuşken ya çen. Tatlısıdır ya, doğru. Karmaşası olmuş burada. İşte sen zaten... Krep Türkiye'ye özgü bir şey değildir ki zaten. Evet Büşra. Yani niye yorum yapayım ki? Yanmaya yakın ekmek. Bir ekmek, bazlama gibi olmuş bir krep hamuru, bildiğim bir tık daha kalınlaşsa bildiğim bazlama, arasına aç tereyağı sürye. Olmamış, krep de olmamış. Bu yanmaya yakın ekmek tatlı niyetine kabul etmiyorum. Bunu ben 6 yaşında kızımın üstüne şeker döküp versem der ki anne bu ne, bunu bana niye veriyorsun der. Yemez yani. Kızın Hollandalı çünkü, olsa bilir. Hollandalı ya, Hollanda kültürü demek ki bir de bağdaş şunu getirip de yani bizim mutfağımızda o kadar kültür varken bize Hollanda kültürü diye önümüze koyarsan. Ah. Evet, kuşlar ötüne göre açık oylama zamanı efendim, buyursunlar. Valla 10 numara kahvaltı menüsü çıkardım. Kesinlikle hiçbir eleştiriyi de kabul etmiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle damak zevkleri yok. Sadece konuşmuş olmak için zaten 4 günde, kalan 4 günde de başka hiçbir şey yapmadılar. Ne önüme yemek çıkardılar. Çıkardıkları yemeğin lezzeti yok. Buz gibi. Hayır, sen ne hangi hakla neyi savunuyorsun geçmişsin benim karşımda? Zaten 4'ünün menüsünün sayısını toplasan benim bir günde çıkarttığım menünün sayısına eş değer. Sen neyi konuşuyorsun? Birazcık mantıksal düşünseler ki mantık yok. Düşünmelerini de beklemiyorum. Yapacak hiçbir şeyimi kabul de etmiyorum. Mis gibi her şey. Ellerime sağlık. Evet, büyük final günü. Son yarışmacımız Okan'dı. Kahvaltı menüsü de olsa eksiksiz olarak getirdiği için Gülcan hariç herkes 3'ten başlayacak. Niye Gülcan 3'ten başlamayacak? Çünkü o bir tane yemeğin tadına bakmak istemedi. Neden? Çünkü doğru şekilde önüne gelmemişti. Yarışmacı da o şekilde vermeyi tercih ettiğini söyleyince doğal olarak ne formu ne porsiyonu, bir de diğer yarışmacılardan da farklı olduğu için
Keşke bence telafi etseydin, yenisini getirsen ama sen de istemedin. Dolayısıyla yarışmacının da tatmama hakkı doğdu. İsterse Gülcan diğerlerinden farklı olarak 2-1 verebilir. Ama tabii ki sana kalmış Gülcan. İstersen... Özellikle dedi ama Zuhal Hanım, özellikle size öyle verdim dedi. Evet. Bunu baskın söyledi yani. Özellikle size öyle verdim dedi. Hoş olmadı. Direkt ben. Yoksa telafi edebilecek zamanım da vardı. Etmek istemedim. Peki, o da eksik menüye tabi tutacak. Ama isterse tutmayabilir. 2-1 vermeyebilirsin. Yine 3'ten başlatabilirsin. O hakkında mevcut yine bunun yanı sıra. Evet, sizler buyurun lütfen açınız tahtalarınızı. Kahvaltı menüsüydü. Başlangıç tabağımızı. Gülşah Hanım sayabilir misiniz? Biraz rahatsızım. Bir de çok şey var. Başlangıçta pişimiz var. Beyaz peynir, örgü peyniri, ezine peyniri çeşitleri, siyah ve yeşil zeytin, zeytinyağı kekik ve limon soslu, domates ve salatalık söğüş, biber ve yeşillik, tereyağı, bal ve reçel çeşitleri, demleme çay, taze sıkılmış portakal suyu, ara sıcaklar peynirli kalem böreği, sucuk sote, patates ve sosis kızartması, ana yemekler Okan usulü mantarlı yumurta, kaşık dökmesi, ızgara hilli peyniri ve yeşillik salatası, özel soslu, tatlılar, çikolata ve meyve dolgulu krep, üzeri ekstra çikolata soslu. Tadımlık olarak da Hollanda'ya özgü tereyağlı ve çikolata parçacıklı kızarmış. Teşekkürler Gülşah. Evet, menüyü tekrar hatırlattı arkadaşımız. Biraz kalabalıktı kahvaltı menümüz. Puanlarınızı yazdınız. Son kez sorayım o zaman bu hafta için, Okan için. Puanını değiştirme isteyen var mı? Zuhal Hanım, bir şey değineceğim. Menüyü sayarken dikkat ettim de yeşillik salatasının haricinde bir de en başta salatalığın domatesin yanında yeşillik yazıyor. Ekstra var mı orada öyle ama şey? Ben onu söyledim. Salatalık, söğüş, biber ve yeşillik. Yeşillik yoktu. Yoktu. O zaman yeşillik menüye evet giriyor. Yeşil biber. Yeşillik yazıyor. Biber ve yeşillik. O evet zaman eksik menüye ben giriyor. Ben söğüşe yeşillik eklemedim diye tahmin ediyorum ama. Evet. O zaman eksik menüye giriyor. Tamam, yeşillik ya. Yeşillik şey diyemiyorum. Bak, yani başta hazırladığın yeşillikle ara sıcakta getirdiğin yeşillik farklı, değil mi? Evet. Çünkü başta domates, biber, salatalık, söğüş, yeşillik demişsin. Artı ara sıcağında da lolorosolu, rokalı, dereotulu, yeşil salata, kaşık dökmesi falan filan, değil mi? İki tane evet yeşillik geçiyor, bir tanesi yok. Orada bir kavram kargaşası yaşamışım büyük bir ihtimal. Evet. Bir şey diyemiyorum. Evet, yani şu an çünkü bir ürünün eksik. Çok kalabalık bir menüydü. O yüzden ben puan ama haklılar, şimdi o yeşillik ayrı, sen de biliyorsun değil mi? Tabii tabii. Yani tabii, o kahvaltılıkta getiren itirazım yeşillik... Yok zaten, bir şey demiyorum. Peki. Öyle yaptıysam sıkıntı yok. O zaman eksik menüye sokmak isterseniz sizler de sokabiliyorsunuz bu durumda. Elinizle silebilirsiniz. Bilerek kulak verdim menüyü sayarken. Yok, haklısın. Baba zaten dünden bekliyordum. Ya ben, hiç kaçırmadı. Böyle dinliyor şeyi, başlı kulaklarını. Ben zaten hala söylüyorum. Hala hakkım yendi. Ama biz ne diyoruz? İnsanın sonuna kadar hiç sıkıntı yok benim için. En ufak bir şeyi unutursanız eksik menüye girer. Onu biz de atlamışız olmuş herhalde. Olmuş olmamış. Çünkü menümle kıyaslanamaz. Çünkü o kadar çok şey vardı ki ben de yeşil salatayı açıkçası o getirdiği yeşil salata zannettim. Daha sonra getireceğim dediği için ben dedim herhalde daha dedi sonra getireceğim onu dedi. Hayır, ben Hellim'in hani yanında getireceğim ya, o yüzden daha sonraki ama bu baştaki ayrıymış. Ben de o yeşil salatayı karman çorman bir şeydi mutlaka zaten. Mutlaka o kahvaltının ben içinde bir rakam. Ben masada da fark ettim ama bilerek söylemedim. Keşke tabii, ha, bilerek rakibimsin yani. Bilerek ama ara sıcağı geçtiğimizde söyleyebilirdin. Hani baştaki yeşillik. Orada da bilmiyorum söylememi uygun görmedim. Sana kalmıştım söyleyeyim. Baya bildiğin komple kurmuş. Yo, ben de mesela bir şeyimi unuttuğumda siz de bilerek söylemeyebilirsiniz. 21 çeşitte bir tane unutmuşum. Çok mu ya? Çok. Allah razı olsun. Boş verin yarışmaya şey imzamı atmışım. Konuşunuz benim birileri geçin ya. Şu masada yapmadın puan kaygısı olmayan tek insan benim. Canınız ne zaten istiyorsa verin. Zaten bugün yarışmaya gelmemişsin ya ondan. Hadi evet canım benim. Peki. Son değişikliklerden sonra yine sana da döneyim Okan. Kaç puan bekliyorsun kahvaltı önüne? 10. 10 şakacı ve esprili bir yaklaşık. Gerçekten 10 puan bekliyorum. Aa, kuşlar nereye gitti? Onlar gülerdi. Kuşlar bu şey öterlerdi şu an burada. 10 puan bekliyorum. Lazım. Gayet de aslanlar gibi de çıkardım menüme. Peki. 10 puan bekliyor yarışmacımız. Evet. İlk olarak da Gülizar'ın puanıyla başlıyoruz. Evet Gülizar, aç ve söyle lütfen. 3 verdin. Kaçken 3 yaptın? 4'te 3 yaptım. Peki, kapatabilirsin.
4'lü 3 yaptı ve Okan Bey'in menüsüyle benim menüm aramda 1 puan fark var. Yo, 4 verecekmiş az kalsın, hiç fark olmayacaktı. O da eksik menüye girdiği için hiç fark olmayacaktı. Valla senin menünden güzeldi, hiç kıza evet, hazır peynir, hazır zeytin çok güzeldi. Sabahtan beri diyorsun hazır ürünleri doldurmuşsun. Gülcan Hanım ben konuşuyorum. Keşke ben de hazır ürünleri tabaklara doldurup önüne koy, hiç emek harcamasaydım. Zaten 4 verecektin, kafanda koymuştun. Ben o kadar olmuş ya da olmamış. Ben bir emek harcadım. Finalde konuşacağız. Bakalım Gülcan'dan kaç puan gelecek Okan'a. Evet Gülcan, senin de puanını merak ediyoruz. Benim Okan Bey'e puanım 10'un 1'i. Zaten bekliyordum. Siz benim için en baştan kocaman benim bu masada bir yok hükmündesiniz. Evet, adam asmacı oynardık ya onun dar ağacı gibi. Hiç umurumda yok hükmündesiniz benim için bu masada. Siz de öyle. Menünüzü tattığım günden beri benim için zaten sıfırsınız. Siz de öylesiniz zaten. O yüzden hiç umurumda değil. İsterseniz puanınızı öyle geri bile alabilirsiniz. Öyle zaten Layla'ıma gelmişsiniz. Ben feragat edebiliyor muyum puanla? Layla'ıma Bekli miras gibi. Yok. Ben de buna gülerim. Vallahi ne yaparsanız yapın. Gülün. İsterseniz paketleyeyim evde gülün. Evet gülerim. Her yerde. Sıradaki yarışmacıya geçebilir miyiz? Tabii geçebiliriz. Peki. Sırada Hakan'ın puanı. Var. Evet Hakan, senin de görelim puanını ve duyalım. Ben 2 verdim Zuhal Hanım. Peki, açıklama istiyor musun? Yok istemiyorum da Hakan'dan kaç değil, diğerlerinden açıklama istiyorum. Bir saniye, istiyorum. Kaçken 2 yaptın? Ben de 4'ken 2 yaptım. Hadi. Anlaşmalıyız ya ondan. Ben 8 verdim. Al, verdiğin 8'i böyle iade edersen. Ya, keşke 21 çeşit yerine hayır, adam akıllı bir 5 çeşit yapsaydınız. Ben onu daha iyi olabilirdi sizin için. Gerçekten aynı menü müydü? 4 ya verecek misiniz yani? Ama 2 verdim, 4 vermedim. Verecek misiniz yani işte, eksik menüye gitmediğinde? Verecekmişsizler, işlerle muşlarla konuşmuyoruz ya. Tahtayı kaldırdım, 2 okuma ben yazmam varsa. Ben eksik menü olduğunu fark etmeseydim 4 veriyordum. Evet. Aynı mıydı diyorum, onu sor. Türkçen yok mu senin? Ben sizin menünüzde hiçbir şeyi beğenmedim. Arada bir puan var ya, bir fark var. Bak ben de 5 pişirmişim. Bir finalde konuşacağız. Keşke onu yapabilseydin. Haftanın son puanı geliyor Büşra'dan Okan'a. Evet Büşra, senin de puanını öğrenelim lütfen. Keşke bir yerine onun sıfırını verebilseydim. Keşke sıfır vermeyi çok isterdim. Bir. Gerçekten keşke canlı gönülden sıfır vermeyi sen çok isterdim. Sen değiştirmiş miydin? Ben ederdim. Mecburiyetten 3 verdim hani eksik menü değil diye. Ama eksik menü olduğunu fark edince 1 yaptım. Hemen 1'e döndürdü. Benim için de çok güzel bir fırsat oldu, değerlendirmek istedim. Evet, bütün sayıları toplasak 17 etmiyor Okan Bey. Evet peki. Valla enteresan bir büyük final olacak. Gerçekten puanlar da birbirine yakın bugün hariç tabii ki. Bakalım 150 bin TL kime gidiyor? Evet, oldukça enteresan geçen bir haftadan sonra geldik büyük finale. Büyük finalin büyük ödülü 150 bin TL için burada bulunan yarışmacılar heyecan içerisinde isimlerin açıklanmasını bekliyorlar. Ama tabii ki bu enteresan haftanın birazcık kritiğini yapalım. Özellikle bugün Yemekteyiz tarihinde bir ilk yaşandı. Son mu olur? Yoksa yeni bir çığırın kapılarını mı açtın, yeni bir akım mı başlattın bilemiyoruz artık Okan. Bundan sonra gelecek başvurulara bakacağız. Fakat son anda Büşra'nın tespitiyle eksik menü olduğunu arkadaşlarımla birlikte teyit ettik. Biraz evvel onlara da sordum bizim atladığımız bir nokta oldu mu diye. Yapım aşamasındayken o büyük ilk getirdiği peynir tabağı var ya, onların üzerine yeşilliklerini koyacağım demiş ama yer olmadığı için streçleyip kaldırmışlar. Sonrasında doğrayıp koyacağım üstüne demişsin galiba Okan. Sonra sen de unutmuşsun, herkes de unuttu. Bir de çok fazla bir şey olunca, bir de artı ara sıcağında da yeşillik olunca açıkçası ekibin de aklından uçup gitmiş. Ama teşekkür ediyoruz hatırlattığın için. Sonuçta doğru bir tespitti. Biz de hak verdik Büşra'ya ve maalesef Okan Bey'in eksik menüye tabi tutulunca diğer yarışmacılar da valla buna balıklama atladılar tabiri caizse. Akbaba gibi bekliyorlarmış. Herkes zaten. Herkes bekliyormuş. Herkes bu anı bekliyormuş. Evet, anında tahtalar kalktı. Büyük bir zevkle. Ya ben bir an dedim ki şimdi dedim hep Okan öyle ya da böyle yüksek puanlar var Büşra'dan. Bekliyordum zaten de. Diğer yarışmacılar herhalde dedim birazcık daha anlayışlı davranırlar dedim. Yani çünkü 7'ler 8'ler bir sempati oluşmuştur. Ki zaten eksik menü olduğu hatırlatılmasaydı 4 verecekmiş yarışmacılar. Büşra ile aynı puanı alacaktın aslında. Hatırlatınca da değişen şeyler olmadı bazı yarışmacılar için. Yine puanlarını yüksek tutanlar da oldu bu menüye rağmen. Evet.
Sen niye benim puanlarımı sorguluyorsun ki? Sorguluyorum tabii. İstediğini verir. Ya bir şey diyeyim. Sana ne, sen vermişsin, bir günü geçmişsin. Pardon da senin masan, seni ne irdeliyor senin ki? Senin masanla benim masam arasında bir puan fark vardı. Tabii ki bir puan. Ona göre puan verdi ya. Ya bir puan değil, 9 puan fark vardı. Pardon. Benim masamın yanından geçebilir mi senin masan? Dur bakayım Büşra, nasıl? Allah aşkına savun şu masanı, yemeklerini. Çok gerçekten merak ediyorum. Gerçekten savunuyorum, mükemmeldi. Mükemmel bir kahvaltı sofrası sundum ben. Damak zevkiniz yoksa o sizin eksikliğiniz, benim değil. Senin de çok yok da. Pişmemiş çok bir pişi, evet. Kesilemeyen bir peynir. Pişi falan pişmemiş değil. Nar gibi kızarmış. Bir tatlısı, tereyağlı ekmek geldi önümüze tatlı diye. Evet. Yani hepsi birbirinden bağlantısız. Onu da yapmasam Hollanda'dan geldim bir şey yapardı, insan da buraya koyardı derdi. Değil mi? Sizi değil memnun mi? Etmek mümkün daha değil ki. Bir şey yok muydu? Ben burada kuzu da çevirsem siz... Yok yok, araştırdın mı? Her şeyi buradan araştırıp gelip burada Okan, boş boşuyorum yapıyorsunuz. Okan, bak esprili yaklaşımın, farklı bir şey denemen her şey bir tarafı ama ben demin masada da söyledim. En azından patateslerini güzelce kızartsaydın, pişinin kabartma tozunu unutmasaydın, kabarsaydı. Efendime söyleyeyim, o sosisi pişirebilseydin, kaşık dökmesini yapabilseydin, krevin o kadar kalın tutulmasaydı. Bak 4 vermişler bunca şeye rağmen. Belki de 5-6 alırdım, farklı bir şey konuşuyor olurduk şu an. Yani sen var olan yemeklerine de gerekli özeni göstermemişsin. Açıkçası çok ciddi almadığını düşünüyorum yarışmayı. Olabilir, bu da bir yaklaşım. Ama sonuçta yarışmacılar tabii ki eksik menü denilince bir anda o 4'leri 2'ye 1'e indiriverdiler. Tabii keşke görmeseydik o 1'leri. Ben her şeye rağmen o 1'leri asla savunmadığımı yine söylüyorum. Kim olursa olsun, ne olursa olsun... burada hiç kimse biri hak etmiyor. Ama dediğim gibi olan yemeklerini de güzel yapsaydım belki de farklı bir şey olabilirdi. Peki bunların hepsini bir tarafa koyarak şimdi konuşayım. Tekrar puanlarını düşününce yine soruyorum. Büşra'ya verdiği 4'ün hala arkasında mı diğer yarışmacılar? Gülcan. Arkasındayım. Ben de arkasındayım Zuhal Hanım. Çünkü Büşra'nın da lezzetli gerçekten hiçbir hiç şey, şey yok muydu? Hiçbir şey yoktu ya. Şimdi sadece tatlısına verdiği emekten dolayı bir puan verdim. Onun da sonuna kadar arkasındayım ve vicdanım gayet rahat bir şekilde uyuyacağım yani. Şimdi şunu söyleyeyim. Hafta boyunca aman aman lezzetler çıkartan da yoktu. Yoktu. Yok. Bir tek kabul edelim, biraz vasat bir hafta. Evet. Ben işte onun şimdi için... herkesin mesela Gülizar'ın tatlısı pazartesi sonuna muhteşem. Şüphesiz herkes de hemfikir. Evet. Seyircimiz aynı şeyi söyleyecek. En iyi tatlıydı. İşte Hakan'ın ana yemeği gerçekten çok güzeldi falan filan. Yani sonuçta herkesin öyle ya da böyle yapıp yapamadığı yemekler oldu. Ama Gülizar, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Hak ettiğin puanları aldın mı? Hiçbir şekilde hak ettiğim puanı almadım. Bana diyorlar ya yüksek puan aldın, gününe oynuyorsun falan diye. Yüksek puan almadım ki, bana 5'ler daha... Bir 7'in var. Bir 7'im var, bir 6'ım var, 2 tane de 5'im var. Kim pişman bir çok saniye? Çok pişmanım gerçekten. Mesela bana 4 verdi, Okan Bey'e eksik menüye girmesine rağmen 3 verdi ya. Hmm. O kadar pişmanım ki gerçekten hakkımı helal etmiyorum bu konuda. Canı gönülden de söylüyorum. Öyle demeyin. Kulaklı, cidden bunu kulaklı söylüyorum. Değil. Sonuçta burada evet hepimiz o 150 bin lirayı kazanmak için geldik. Tabii. Burada bir emek harcadık. Olabilir, olmayabilir, aksiliktir ama kalkıp da sen bir kahvaltı masasıyla benim o kadar saatlerce detay detay hazırladığım yemekler arasında bir puan fark veremezsin. Okan Bey'in sadece sucuğunu beğendi, 3 puan verdi. Benim de bir tane yemeğimi beğendiysen o zaman bana da 3 puan vermen senin gerekiyordu. Senin hiçbir şeyini beğenmedim ki. Beğendim diye bir şey söylemedim. Benim ağzımdan beğendim diye hiçbir şimdi, şey çıkmadı Büşra Hanım. Çünkü... O zaman yani şimdi ya siz tamam, kendi gününü söylüyorsunuz. Ben senin sesini dinlemek istemiyorum. Ben konuşuyorum. Sen benim sesini dinlemek istemiyorum diye bir şey ama. Yok Büşra Hanım. Ben bana da sırayla konuşuyorum. Senle bireysel muhatap olmuyorum ben şu an. Sen de, ben senin, zaten gibi, senle muhatapım değil. Zaten Hakan Bey de puanı aynı şekilde düşük tuttu bana karşı. Tamam hani kendileri ben, kendilerine göre... Yani bir problemim size karşım var. Diğerlerine puan verdim. Herkes, bana zaten 5 yani vermiş. Şimdi evet. Ben de benim menüm 1 değildi ki zaten. Ben senin bir şey dedim, tatlına kalkıp 2 puan verdim. O benim çorban da gayet iyi. Sen kendi kendine yok, güzel strateji bir yaptın. Vardı. Çok iyi bir çorba sen yaptım. Kesilmemiş tuzu. Hiç de strateji ya yapmadım. Strateji işte. Yapsam. Bir şahane dinleyebilir misin? Efendim. Bir şey diyeceğim. Strateji yapsam ben acaba Hakan Bey'e 6 verir miydim? Yok vermezdin, doğru. Hani akıl var, vermez, mantık var. Yok, birazcık doğru, mantıklı doğru konuşalım ya. Mantık istiyorum. Sadece mantık istiyorum. Vicdan bir de onu göze batmamak için verdin. Onu da göze batmayayım da düşük yo, puan, göze... düşük puan vermeyeyim diye verdim. Ki bana sataşmış bir insan. Önüme yanık mücver getirmiş bir insan. Ya işte dediğim gibi yarışma heyecanı işin içine girince insan bütün bildiklerini unutabilir, eli ayağına dolanabilir, zaman zaman tolere edebiliyoruz. Sizler edersiniz etmezsiniz sizin tasarrufunuzda ama öyle bir puanlama yapılmış ki sevgili izleyenler bu hafta yine şampiyonumuzla ikincimiz arasında bir puan fark var. Ve bizlerden en düşük puanı alarak 150 bin TL'ye veda eden ilk isim...
Okan. Okan, 10 puan istedin. Evet, ve 10 puanla 5. Allah gönlüme göre vermiş. Yani 10 var. O seni beklediğin 10 mu bilmiyorum ama bir 10 puan var. O da nasıl oldu? 7 puan yarışmacılar hesaplamışındır. 3 puan da ben verdim. Olan yemeklerin olsaydı yine de menüdür yani. Pişen 5 tane yemek vardı. Güzel yapsaydın belli olmazdı sonuç yani. Yine de yaranamadık. Ya, hiçbir şeyden anlamadılar. Geldik dördüncümüze. Dördüncümüz de maalesef buradan eli boş dönecek. Sevgili Büşra, sen oldun dördüncümüz bu hafta. Oh yani oh. Bu kadar konuşmaya dördüncü oldu, bravo yani. Şu an rahatladım gerçekten yani. Ya kulağımın dibinde bağırma vallahi. Ya bir bağırma. Yarışmadan sonra gidip kulağımı kaybedeceğim ya. Bağırmak ortalıkta, bir bağırmayı kesersin. Estağfurullah. Ama gerçekten işitme kaybı kulağım var ya. Felç oldu yani. Tamam. Ama kulağım kendi felç çok olmaz bağırıyor. Ama sen de bağırdın şimdi. Ama çığlık mı? Doldu mu artık? Senin Zaynım, hafta ses boyunca... tonun kalındı bir anda, tizlere çıktın maşallah. Benim desibelim yüksek. Ya, ben bağırdığım zaman okey de. Ben konuşuyorum kendi ya. Kendi çok yükseliyor ya. Ve 16 puan aldın rakiplerinden. Ben sana 5 puan verdim. 21 puanla tamamladın. Teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık. Sana da hem özel hem meslek hayatında mutluluklar, başarılar. Ve geldik üçüncümüze. Maalesef tam 150 bin TL'ye şu dakika itibariyle veda edecek. Gürcan sensin. 17 puan verdi diğer rakiplerin sana. Ben sana da 5 puan verebildim 22 puanla. Eline emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Sana da teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Biz de oldum. Öyle. Sana da çoluğunla çoluğunla mutlu güzel bir hayat diliyoruz. Çok teşekkür diliyoruz. Ederim. Burada sağ olmak çok güzeldi. Çok teşekkür. Bizim için de iyi ki geldin. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz ve geldik şampiyonu açıklamaya. İkisi de zaten bize bütün hafta ne kadar yakın rakip olduklarını hissettirdiler. Ve bu yarışmacılarımızdan biri 150 bin TL ile şampiyon olarak bu hafta bu villadan ayrılıyor. Nefesler tutuldu. Sadece 1 puan farkla bu haftaki şampiyonumuz... Hakan Alıyan. Alkışı da kurdum. Tebrik ederim. Boşuna da şey yapıyordum. Zaten boynum tutuk. Çok korktum bir ara gün dışarı düşen diye. Ben de çok korktum gerçekten. Sen de mi korktun? Evet. Senin de mi bu sorunca? Yok, hak etmedim. Bak, Hakan bana of dedi ama ben Hakan için sevindim çünkü hak etmeyen kazanmadı. En azından o konuda mutluyum. Hakan tebrikler. Eline emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Evet, 150 bin TL senin. Gülizar. Senin puanların tatlım şöyle, 23 puan aldın yarışmacılardan. Ben sana 6 puan verdim, 29 puanla tamamladın. Ana yemeğin sıkıntılıydı, eline emeğine sağlık. Gelelim Hakan'a, şampiyonumuza. Hakan sen 24 puan, en yüksek puanı sen aldın yarışmacılarda. Ben sana da 6 puan verdim, 30 puanla tamamladın. Yani mücverinde, tatlında, salatanda sorunlar vardı ama ödül seni güle güle harca. Evet, evet, gerçekten çok teşekkür ederim. Ekip içinde ayrı bir parantez açmak istiyorum. Hani dışarıdan göründüğünde bir tereddütle geliyoruz ama hiç öyle bir durum değil. Herkes çok sıcakkanlı. Çok güzel, herkese teşekkür ediyorum. Biz 150 bin TL'yi kazandığım için ayrıca güle teşekkür güle ediyorum. Güle güle harca, ailenle birlikte, eşinle, sevgili eşinle birlikte teşekkür ediyoruz sana da. Ve efendim bu haftalık da bizden bu kadar. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle sizlere veda ederken hem sevgili ekibime hem de yarışmacıma bir alkış alırım. İyi akşamlar efendim. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Tebrikler. Gür sesli adam. Tebrikler.